324. Cuma raporunda bu sefer Eren'le birlikteyiz. Nasılsın Eren? İyiyim abi, günaydın. Sen nasılsın? Günaydın, ben de gayet iyiyim. Geçen haftaki Cuma raporunu bitirirken Aydoğan ben burada olurum falan diye artistlik yapıyordu. Ben de ona diyordum ki yani, olamazsın büyük bir ihtimalle falan. Ne oldu, niye gelmedi? Abi adam evleniyor, dedi ki ben de işlerim güçlerim vardı dedi Cuma günü. Yarın nikahım var, onları abi, halledeyim. Yeni aklına geldi işin gücünün oldu öyle mi? Okey. Ne zaman evleniyor? Yarın evleniyor. Nerede evleniyor? Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evleniyor. Akşam saat 6.30, 18.30'da evleniyor. Biz bütün ekip tabii doğal olarak orada olacağız. Evet. İzleyenlerimizden de yakınlarda olanlar varsa, Aydoğan'ı tebrik etmek, mutluluklar dilemek isteyen varsa kesinlikle tabii ki bekleriz. Ama benim bu nikah itirazım var. Niye abi? Şu yüzden kız tarafı gelip Aydoğan'ı benden istemedi. Eğer Kadıköy Belediye Başkanı'nın verdiği yetkiyle bu nikahı kıyacak olan arkadaş itirazı olamaz mı diye sorarsa ben diye atlayacağım amca ya. Ay çok iyi ya. Hazır kız tarafında oradayken bunlar diyeceğim gelip benden istemediler Aydoğan'ı. Evet, bence de gelip sen istemeleri gerekiyorlar. O yüzden itirazım var diyeceğim. Şimdiden tabii mutluluklar dileyelim, hayırlı olsun. Evet. Önümüzdeki haftada zaten izinde olacak, balayında olacak. Ondan sonraki haftalardan bir tanesinde Cuma raporunda bu geyiğe kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Bu hafta senin seçtiğin haberlerle Cuma raporunu yapacağız. Unutmamamız gereken bir şey var. 128 milyar dolar daha bulamadık abi. Aklımızdan çıkartmıyoruz. Evet, aklımızdan çıkartmamamız lazım. Bana soracak olursanız birçok şey bu 128 milyar doları aklımızdan çıkartalım, unutalım diye hayatımıza şey yapılıyor, sokuluyor. Bu 128 milyar doların niye bu kadar önemli olduğunu bazı şalvarlılar anlamıyorlar. Şu yüzden bu kadar önemli. Eğer şu anda aldığın maaş, emekli maaşı ay sonunu getirmene yetmiyorsa, hı hı, o emekli maaşına mahkum olma nedeninin o 128 milyar doların nereye harcandığını kimsenin sana anlatamıyor olması. Evet. Eğer şu anda Türkiye'deki hayat pahalılığı da şikayetçiysen, bu şikayetin nedenlerinden bir tanesi o 128 milyar doların nerede olduğunu kimsenin bilmiyor olması. Bugün Türkiye'deki ekonomik anlamdaki hemen hemen her şeyin temelinde o 128 milyon dolar yatıyor. Milyar dolar yatıyor. Milyon dedim bak, ne güzel, milyon olsaymış. Keşke milyon çok olsaydı. Çok kolay. 128 milyar dolar yatıyor. O yüzden bunu yapmamak lazım, unutmamak lazım. İkinci unutmamamız gereken bir konu, bu hafta içinde İzmir'de bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir hanımefendi, Dilruba Hanım. Herhalde benden küçüktür diye tahmin ediyorum. Dilruba dersem yapmaz, ne derler, kırılmaz bana diye de tahmin ediyorum. Bir şeyler söyledi ve o söylediği şeyler nedeniyle de hemen apar topar tutuklandı. Şimdi biz geçen hafta Cuma raporunda Aydoğan'la birlikte Rütü'nün yakında sokak röportajlarına da müdahil olacağından filan bahsetmiştik. Ben de onların ne işi var sokak röportajları öyle dedim. Şimdi Dilruba'nın söylediği şeylerin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak ayrı mevzu. Hoş değil söylediği şeyler. Söyleme şekli de hoş değil. Ama şöyle bir hikaye var. Bu toplumda oluşan bir tepkinin sonucu. Hı hı. Yani sen insanları her yerden sıkarsan, ekonomik olarak Instagram'la bilmem neyle şununla bununla filan bir yerden patlak verecek diye. Ayrıca hukukçuların söylediğine göre Dilruba'nın söylediği şeylerin tamamına bakıldığı zaman burada herhangi bir suç da yok. O yine geçen hafta konuştuğumuz Aydoğan'la katalog suça eklenen Cumhurbaşkanı'nı hakaretten, halkı kim ve nefrete sürüklemekten filan filan gibi suçlardan tutuklanıyor. Ve bildiğim kadarıyla Dilruba hala tutuklu. Dilruba'nın söylediği şeyleri hak veren de bir çok insan var. Ayrıca Dilruba'nın söylediği şeyleri arasında yalan yok. Bu çok önemli. Gerçeği yani, söylüyor yani. Yalan söylemiyor. Halkı kim... Şimdi gerçeklerle halk kim ve nefrete teşvik ediliyor mu? Yani mesela şöyle bir hikaye var şimdi. Ben dolar 7 liradan 10 liraya çıktığı günden beri dünden daha fakirim, dünden daha fakirim deyip duruyorum bu yayınlarda. Ben dünden daha fakirim dedim diye beni de tutuklayabilirler mi? Şu anki gördüğünüz projektörde tutuklayabiliyorlar aynen demek ki. Yani senin ne söylediğinin aslında çok fazla bir önemi yok. Doğru mu söylediğin, yalan mı söylediğin, yanlış mı söylediğin. Bu hiçbir şey ifade etmiyor yani. Canlı mı isterse tutuklayabiliyorlar. Ve görünüyor ki Dilruba'yı sadece canlı mı istediği için tutukladılar. Ve Dilruba'yı birileri
128 milyar dolar nerede diye sormasın diye tutukladılar. Bak geliyor bayağı tutukluyormuş. Sen de 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya devam edersen seni de tutuklarız. Hı hı. Demek için tutukladılar. Ben öyle anlıyorum bu tutuklamadan. Çünkü şöyle baktığımız zaman Dilruba herhangi bir adı Kur'an kursu, tarikat yurdu falan olan bir yerde küçük çocukların terz edilmesi işine karışmış birisi değil. Eline satır bilmem ne alıp tekbir getirip başka insanların üzerine yürümüş değil. Yolda silahını çekip bir başkasını vurmuş değil. Herhangi bir belediye ile akçeli bir işe falan bulaşmış değil bildiğimiz kadarıyla. Katil değil, bilmem ne değil. Ama Dilruba'yı sen işte kutuluk suçlarının içine dahil ettiğin iki tane suçtan sadece o gün sokak röportajı yapan o kanal, o sosyal medya hesabı bilmiyorum neresiydi. Mikrofonunu şu tarafa değil bu tarafa uzattığı için ve konuşma sırası Dilruba'ya geldiği için Dilruba da belki hayatında ilk kez birisi onun fikirlerini sorduğu için tutuklanmış durumda. Bu çok adalet kavramını zedeleyecek bir şey. Bakın şunu da hemfikir olabiliriz. Yani Dilruba'nın söylediği şeyler bazı insanları rahatsız ediyor olabilir. Hı hı. Bence dönüp dolaşıp bakmamız gereken şey Ayşe mi rahatsız oldu, Fatma mı rahatsız olduğundan öte. Dilruba'nın söylediği şeyler gerçek mi, değil mi? Buna bakmamız lazım. İkincisi herhangi bir dünya vatandaşının kendi fikirlerini başkasını şey yapmadan, rencide etmeden, başkası hakkında yalan söylemeden, ağır ithamlarda bulunmadan ifade etme hakkı var mı yok mu? Bu hak anayasada korunuyor mu, korunmuyor mu? Şimdi işin ucunu anayasaya bağladığımız zaman bu ülkede hiçbir şey kimsenin umurunda olmuyor. Çünkü anayasa zaten kimsenin umurunda değil gibi bir hal aldı. O yüzden isteğim gönlümden geçen Dilruba'nın bir an önce serbest bırakılması ve Dilruba ile ilgili olan bu soruşturmanın da anında hemen kapatılması. Yani bir tane delikanlı savcının çıkıp burada soruşturulacak bir şey yoktur yok kararı vermesi. Çünkü bu geldiğimiz noktalar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmayan işlere şey yapmaya dönmeye başladı iş. Ve hani eğer herkesi tutuklayacaksak o zaman bütün sınırlara demir telleri örelim. İçerisi zaten kendi halinde bir tane hapishane olsun. Yani hani çıkış vergisini de şey yapıyorsun. Zaten millet vize alamıyor, bir eve gidemiyor, vazife falan. Böyle bir şey olur. Tüm bunlar olurken dün akşam da Dışişleri Bakanı Irak vatandaşlarının işte belli sınıflara girenlerin, yani 18 yaşından küçük olanların galiba bir 60 yaşından büyük olanın Türkiye'ye vizesiz girebileceğini duyurdu. Sanki yani Irak'tan kimse Türkiye'ye girmiyordu bu ana kadar. Ama burada benim dikkatimi çeken daha başka bir şey var ben. Irak'ta şu Irak vatandaşlarının şu anda vizesiz seyahat edebildiği dünyada 8 tane ülke var. Ve bu 8 tane ülkeyi saymak istemiyorum. Bence de saymam. Türkiye'nin hangi 8 tane ülkeyle eşitlendiğini duymayalım, bilmeyelim, görmeyelim diye. Çünkü şöyle bir şey var. Bu 8 tane ülkenin adını sayarsak ve Türkiye'yi bunlarla eşitlediler dersek katılık suçlar kapsamında bizi de içeriye alabiliyorlar bu sefer. Sen nasıl Türkiye'yi Somali ile eşit halde şey yapıyorsun, tutuyorsun. İşte 7 tanesi daha var diye o da şey yapabilir. Halbuki biz tutmuyoruz. Irak tutuyor aslında baktığımda. Hayır, Dışişleri Bakanlığı tutuyor. Evet, bence. Bir de o da var. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tutuyor. Aynen. Yani bunun mantığının ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi 18 yaşın altı ile 60 yaşın üstüne vizesiz ülkeye giriş hakkı veriyorsun. Arada kalanlar zaten giriyorlar mı? Böyle mi düşündüler acaba? Yani bu şeyle 18 yaşın altındakilerle 60 yaşın üstüne girmek için uğraşmasınlar, bir yere merdiven dayamasınlar, koşmasınlar, bilmem ne yapmasınlar falan diye mi düşündük acaba? Bir de acaba şöyle bir şey olabilir mi? Diyen de korkuyorum. Bizi beğenmiyorlar da vatandaş olarak. Beğenecekli bir tarzda vatandaşların Türkiye'ye gelmesini mi sağlıyorlar bu yöntemle? Yani mesela Ersin olmasın, Even olmasın ama onun yerine Hasan olsun, Muhammed olsun filan mı istiyorlar? Yani bizim yerimize ikame edecekleri seçmenleri, insanları, vatandaşları mı getiriyorlar? Eğer böyleyse bu çok zor bir süreç. Şöyle çok zor bir süreç. O adamların vergi ödemek bilmem ne filan gibi bir alışkanlıkları yok gördüğümüz kadarıyla. Zaten gerçi hükümet de onlardan çok fazla vergi filan istemiyor. O bu tarz söylentiler de var ama bir devleti ayakta tutabilmek, bak hükümeti demiyorum. Bir devleti ayakta tutabilmek için
bir halk bilincinin olması gerekiyor. Paralı askerlerle, paralı vatandaşlarla ya da hani bu parasını verip bir ev alıp pasaport alan, sonra evi kayınbiraderine devredip bir pasaport daha alan, tek bir parayla bütün sülalenin pasaport aldığı şekliyle paralı vatandaşlarla devlet bilincini oluşturmaya kimsenin ömrü yetmez gibi mi geliyor? Yani bu bir insan ömründe yapılabilecek bir şey değil. Bir insan ömrünün 70 sene, hadi ortalama 80 sene olduğunu düşünürsek, yani iki asırlık bir olay demek bu aslında. Bu iki asırda da olacak bir şey değil. Bak şimdi Türkiye'ye iki asır önce gelen, Türk olan ve hala kendi öz kimliklerini savunan bir yığın göçmeni yazar. Göçmenden kastım sadece batıdan gelenler değil, dünyanın her yeri. Yani tüm kuzeyden, güneyden, doğudan, her yerden gelen insanlar var. Türkiye'nin mozaiği böyle bir şey. Hani işte lafa geldiği zaman Çerkezi, Lazı, Tatarı, işte Boşna, bilmem ne, Gürcüsü falan diyoruz ya. Bu böyle bir hikaye. Yani bu içine senin dünyanın herhangi bir yerinden bir residence'da bir tane ev aldılar diye katacağın bir adamın ben artık Türk'üm demediği sürece katılabileceği bir ekosistem değil. Bir de şöyle bir şey var. Sanırım bu genel seçim sonrasında gördük ki o gidip bazı konsolosluklarımızda oy kullanan vatandaşlarımızın artık hayatları boyunca Türkiye'ye gelmemiş olanlar var. Havalimanında A Haber'in yaptığı bir canlı yayında adam oy kullanıyor. Adama soruyor hani hayırlı olsun oyunuzu kullandınız falan filan. Adam Türkçe cevap veremiyor, Arapça konuşuyor. Çünkü Türkçe bilmiyor. Yani işte bunun daha kötüsü var. Şeyde, yurt dışında oy kullanıp Türkiye'ye hiç gelmemiş olanlar evet, var zaten. Var. Yani şimdi benim vatandaşlık konusuyla ilgili böyle bir çizgim var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu her yerde tartışabiliriz. Ben bu şehrim içinde, şu bizim yurt dışında yaşayanın genel kabatabiri Almancı olarak kabul ettiklerimizle ilgili de, gurbetçilerle ilgili de aynı şeyi savunuyorum. Bir insanın nerede vergi ödediğine bakmak lazım. Verginin çoğunu nerede ödüyor? Sen verginin çoğunu hangi ülkede ödüyorsan, kazandığın paradan verginin çoğunu, bak hangi ülkede para kazanıyorsunu geçtik. Yani vergini nerede ödüyorsan bence o ülkenin vatandaşısındır. Bu benim kendi görüşüm. Ve eğer senin ruhani görüşün de ben bu ülkenin vatandaşıyımsa, ya ikisi birbiriyle örtüşüyorsa süper bir durum. Ha sen verginin çoğunu Almanya'da ödüyorsundur ama ben Türk vatandaşıyımdır diyorsundur. Bak şimdi şeyi de, bu gurbetçileri falan da çok fazla göz ardı etmemek lazım. Şöyle göz ardı etmemek lazım. O, ben şeyi anlıyorum. Onların Türkiye'den başka bakabilecek bir yerleri yok. Yani hani kafalarını çevirip bakabilecek, evet Almanya'da yaşıyor, Almanya'da çalışıyor, verginin çoğunu Almanya'da ödüyor falan olabilirler. Orada mutlu da olabilirler. Geriye dönmek gibi bir düşünceleri de olmayabilir. Ama gözleri hep onların Türkiye'de olacak. Ne zamana kadar gözleri hep Türkiye'de? Öyle her kuşak da bu gözlerinin Türkiye'de olma hikayesi azalacaktır doğal olarak. İşte bir gün, belki 300, belki 500 yıl sonra bir gün eğer hala bu dünya sınırları kalırsa o zaman belki Türkiye'ye olan ilgileri azalacaktır. Ama ilgi demek Türkiye'de yaşayan insanların gelecekleriyle ilgili karar verme hakkına sahip oldukları anlamına kesinlikle da gelmiyor bence. Bunlar böyle çok şey konular, çok grift konular ve tek bir doğrusu ne yazık ki yok. Ama şunun tek bir doğrusu var tabii ki. Sen yolda yürürken önüne mikrofon uzatılan bir kızcağız konuştu diye onu tutuklayamazsın. Bana soracak olursan Irak gibi dünyadaki çoğu gizli servisin fink attığı son 5 yılına baktığımız zaman stabil bir siyasi düzenin olmadığı, IŞİD'den yani kafa kesen insanlarla, kadınları pazarlarda satan insanlarla yaşadığı bir coğrafyadaki 60 yaşın üzeri ve 18 yaşın altındaki insanları Türkiye'yi vizesiz kabul edeceğiz kararı da mesela yine bana soracak olurlarsa çok önü arkası sağa solu düşünülmüş bir karar değil ve tek cümleyle söylemem gerekirse doğru bir karar değil bence. Doğru olan tek şey 128 milyar doların akıbetini merak arzumuz olmalı. Şu şartlar altında bu bizi çünkü bazı sonuçlara şey yapabilir, götürebilir. Şimdi geçen hafta Instagram açılır mı Aydoğan diye sormuştu bana. Evet. Ben de yok ya açılmaz demiştim. Ben yok ya açılmaz dedikten kısa bir süre sonra bakan
akşam saat 21.30'da Instagram'ı açacaklar. Niye 21.30 sence? Uğurlu bir rakam mı acaba 21.30? Sanmıyorum. Cuma raporunda konuşmuştunuz geçen hafta. Cumartesi günü de 21.30'da açılacağını duyurdu bakan. Evet, bakan duyurdu. 21.30'da açıyor. Sanki şey, kurdele kesiyoruz. Kurdele kesiyoruz gibi bir şey yaptı. Bunu nasıl duyurdu? Direkt Twitter'da, X platformu üstünde de canlı yayın açarak bunu duyurdu. Onu da 8.30'da yaptı. Yani dedi ki bir saat sonra açıyoruz dedi. Peki ne oldu, ondan biraz bahsedeyim. İlk kapandığında bakanın şöyle bir açıklaması vardı. Batılı ülkeler söz konusu olduğuna sosyal medya platformlarının katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de geçerli olmasını istiyoruz diye bir açıklaması vardı ve bu şekilde Instagram kapanmıştı. Bu çok haklı bir açıklama. Evet. Ama burada önemli olan şey şu. Instagram bu kapanmadan bir ay önce falan bir rapor yayınlamış ve demiş ki o raporda işte her dünyadaki tüm faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bize şu kadar başvuruda bulundu. Bunların şu kadarını, yaklaşık %99'una yakınını falan şu şartla, şu kurallar gereği karşıladık demiş. Yani aslında bakanın söylediği şeyi ben o raporu okuyunca anlıyorum ki Instagram yapmış zaten. Evet. Sen Instagram'a ne zaman burada bir sorun var diye bir mahkeme kararı göndersen Instagram'ını kaldırmış zaten. Evet. O yüzden bakanın yaptığı bu açıklama Instagram'ın kapatılması için gerekli şartları benim kafamda oturtmuyordu zaten. Evet. Neyse, şimdi açıldığı için artık hani hesabı sorulmaz böyle şeylerin. Nasıl açmışlar 8.30'da? Şöyle açıklama daha doğrusu canlı yayında şöyle diyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram erişimine engel getirmiştik. Erişim engeli getirmemizin gerekçeleri vardı. Katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda bazı hassasiyetlerimiz vardı. Bu hassasiyetlerin giderilmesi, karşılanması noktasında BTK Başkanımız ve Meta Platform yetkilileri, gerek Türkiye temsilcisi gerekse daha da üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda belirli kararlar aldık. Belli bir noktaya vardık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal engelin kaldırılması sağlanacaktır diyor. Yani bu demek oluyor ki şu paylaşımları kaldır, açalım. Seni tekrardan online edelim diyor. Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir diye diyor da yapıyor. Instagram zaten biz bunu yapıyorduk diyordu. Evet, aynen. Yani burada böyle bir şey var, ne derler, garip bir yöntem var. Şimdi biz Instagram'ın aslında katalog suçlar nedeniyle falan yasaklanmadığını çok iyi biliyoruz değil mi? Olan şey şuydu, o akşam bu lanet olasıca İsrail ordusu İran'da bir tane Hamas yöneticisine suikast düzenledi ve öldü. Sonradan Türkiye'de medyaya sızanlardan anladığımız kadarıyla İçlerinde şeyin de olduğu, iletişim sorumlusunun da olduğu, yani Cumhurbaşkanı'nın iletişim sorumlusunun da olduğu bir grup insan başsağlığı mesajları yayınladılar, görüntüler yayınladılar ve Instagram tık 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 bunları sildi otomatik olarak. Sonra bunlar kendi aralarında bir WhatsApp grubunda benimkine de silmiş, seninkine de silmiş bilmem ne falan diye böyle gaza getirdiler tahmin edildiği kadarıyla. Sonra da oradan Fahrettin Bey'den BTK'ya bir talimat gitti. Kapatın diye kapandı. Yani dışarıdan bakıldığında, satır aralığı okunduğu zaman bu iş böyle oluyor. Şimdi senin terör örgütü olarak kabul ettiğin bir örgütü başkası terör örgütü olarak kabul etmediği zaman çok ağır suçlamalarda bulunuyorsun. Başkasının terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütü sen terör örgütü olarak kabul etmediğin zamansa bunun anlayışla karşılanmasını istiyorsun. Bu da yine o bir yayının başında söyledi, şu gurbetçiler konusunda söylediğimiz gibi içinden çıkılamaz, kolay anlaşılamaz, böyle çok fazla gri bölgenin olduğu çizgiler söz konusu. Şimdi burada herhalde hiçbirimiz kalkıp İsrail'in bu son bir yıla yakın zamanda yaptığı saçmalığın makul olduğunu savunmayacağız. Bu her anlamda nereden bakarsan bak bir soykırım. Ve artık İsrail bir terörist devlet haline gelmiş durumda. Evet. Soykırım uygulayan bir devlet haline gelmiş durumda. Bana soracak olursan artık dünyadaki bu işte Birleşmiş Milletler vesaire gibi platformlarda bir an önce İsrail'in nasıl bir devlet olduğuna karar verilmeli. Ve işte bu işte bir
sonuna kadar götüreceğini söyleyen adam da bir an önce savaş suçları nedeniyle yargılanıp cezalanmalı. Sadece o değil, onu destekleyen kabinedeki diğer politikacılar ve askeri üst düzey yöneticilerdi. Ancak burada şöyle bir hikaye var. Benim terörist tanımım çok net. Eğer sivil halka zarar verilen bir eylem söz konusuysa bu terörist bir eylemdir. Yani bazı böyle net çizgiler koyamadığınız zaman işte senin teröristin benim arkadaşım, benim teröristim senin arkadaşın filan haline geliyor. O zaman da bu işler içinden çıkılmaz sarpa savıyor böyle. Ben tekrar söylüyorum. Herhalde sadece Türkiye'de yaşayan insanlar, dünyanın birçok yerindeki birçok insan şu an o bölgede yapılan şeyi bir soykırım olarak isimlendiriyor. Türkiye'deki birçok Yahudi de böyle yorumluyor bunu. Yani hiç hani bu işi böyle terörizmi, insanların dinini, cinsiyetini, filan etnik kökenini, ıvır zıvır filan bağlamaya gerek yok. Öyle bir gerçeklik yok zaten. Burada önemli olan şey şu. Bütün dünya vatandaşları İsrail'e gerekli cevabı vermeyen yöneticilerinin ipini ilk seçimlerde çekecekler mi, çekmeyecekler mi? Yani biz şimdi mesela Avrupa'nın birçok başkentinde İsrail karşıtı gösteriler görüyoruz ya. O gösterilere baktığımız zaman genç insanların ağırlıkta olduğunu ama homojen olarak bütün yaş gruplarının da içinde olduğunu görüyoruz. Mesela Almanya, mesela İngiltere, sanırım Londra'da işte bu ilk yapılan savaşı durdurun, yani bundan 5-6 ay önce galiba ilk yapılan savaşı durdurun etkinliğindeki katılım ülke tarihindeki en büyük katılımlardan bir tanesi haline gelmişti. Yani bunu şey için söylüyorum, oraya katılan insanlara eğer arzu ederlerse İsrail'e dur demeyen yönetimi tek seçimde şey yapabilirler, görevden alıp İsrail'i savaş suçlusu bilmem ne falan ilan edecek yönetimi ya da en azından daha sert, daha mesafeli bir tavır alacak olan yönetimi göreve getirebilirler. O yüzden bekleyip göreceğiz. Yani Batı medeniyeti dediğimiz medeniyetler muazzam bir ikiyüzlülük içindeler şu anda bu konuyla alakalı. Bu ikiyüzlülüğün şimdi işte sadece hükümetler tarafında olduğunu görüyoruz. Ama halklar, vatandaşlar tarafında olup olmadığını da oradaki ilk seçimlerde anlayacağız neyin ne olduğunu. Bu zaman içinde bütün dünyanın kendi arasında etüt etmesi, çalışması ve sindirmesi gereken bir başka sorun. Ama sen sadece bir tane taziye mesajı yayınladın ve bu mesaj silindi diye dönüp Instagram'ı kapattığın zaman şimdi kapatmaya bana soracak olursan kulplar arıyorsun. Şimdi Instagram yetkililerinin kalkıp tabii ki biz zaten şunu yapmıştık, bunu yapmıştık falan diye kafa tutma şansı yok. Çünkü niye? İşte görüyorsun adam bir düğmeye basıyor, kapatıyor. 9.30'da açalım diyor, 9.30'da açılıyor filan gibi hikayeler var. Zaten ben bu tarz konularda konu ne olursa olsun Big Tech dediğimiz şirketlerden değil, hep devletlerden yana olmayı başta kabul etmiş bir insanım. Ama hani bu köprüden geçenden 5 kuruş, geçmeyenden 10 kuruş mantığıyla bu işlere yaklaştığın zaman da olmuyor. Mesela ben şu anki hükümetin bu sosyal medya şirketleriyle olan ilişkisi konusundaki samimiyetsizliğini, daha doğrusu şu anki hükümetin bu sosyal medya şirketleriyle olan ilişkisinin samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Bu samimiyetsizliğin nedeninin de bakan yardımcısının bütün sosyal medya platformlarından şu kadar ceza kestik diye duyurduğu cezaları tahsil edememesinden bağlıyorum. Bana kestiği cezayı anında tahsil eden, bana kestiği 10 dolarlık, 15 dolarlık cezayı anında tahsil eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Instagram'a kestiği, Twitter'a kestiği, TikTok'a kestiği bilmem ne filan yaklaşık milyon dolarlar civarındaki cezayı tahsil edemiyor mesela. Şimdi ben şunu anlarım biliyor musun? Sayın Bakan, şu cezaları ilk önce bir ödeyin, sizi ondan sonra açarım deyip bu platformların hepsini sırayla kapatsa, ben bu kapatmaya kapatmaları destek veririm. Derim ki, bak şimdi o katalog suçlar diyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koyduğu kurallara göre alınan kararlar sonucunda kesilmiş cezalardan bahsediyorum. Katalog suçtan filan değil. Okey, bu ceza, o cezaları tebliğ bile edemediler. Tebliğ edecek adres bile bulamadılar. O cezaları hala
BTK'nın Ankara'daki binasında duruyor. Kesilmiş halde duruyor. Üstelik temsilcilik açmalarına rağmen. Aynen öyle. Şimdi Alan'la kankalar değil mi? Evet. Okey. Bak diğerlerini kapatıyorlar, açtırıyorlar. Çinli'ye zaten dokunamıyorlar. Eyvallah TikTok'a. Bence devlet, hükümetimiz Big Tech'le olan ilişkisine o cezaları tahsil ederek başlamalı. Cezaları ödemiyorlarsa kapatsınlar. Ve o zaman Sayın Bakan çıksın desin ki elimizde bu adamla ve şu noktalarında kesilmiş toplam bu kadarlık ceza ve toplamında da şu kadar 1 milyon 100 bin dolar alacağımız var. Bu para ödendiği anda açarız desin. Ben bunu sonuna kadar desteklemem mesela. Evet. O adamlar da kalksınlar Türk adaletinde bu cezaların kendilerine boşuna kesildiğini ispat etmeye çalışsınlar. Türk adaleti karar verinceye kadar bir gün ya da 5 yıl kapalı kalsınlar ya da bu süreci hiç yaşamadan hemen parayı ödeyip açtırsınlar. Niye? Ersin'e ceza kesildiği zaman Ersin böyle yapıyor çünkü. Mesela trafik cezası geldiği zaman bakıyorsun bunu iptal etmek için mahkemeye mi başvurayım yoksa hiç uğraşmama gerek yok. Ödeyeyim kurtulayım mı? Erken de ödeyeyim de indirim mi alayım bir de onu ya da, düşünüyoruz. Okey ama onları erken ödemeyi geçtiler zaten çok şey yaparak. O hakkı yitirdi. O yüzden Ersin'e, Ahmet'e, Mehmet'e yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bak bu sefer hükümetten devlete geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşına nasıl davranıyorsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti şu anda bu ülkeyi yöneten hükümet de Big Tech'le ve sosyal medya şirketlerine öyle davranmalı. Evet. Yoksa öbür yandan böyle kapattık açtık bilmem ne filan filan bunlar böyle çok ciddi yaptırımlar, çok ciddi işler olarak gelmiyor. Ha peki bana diyecekler ki Ersin tahminimizce sen zannediyorsun ki bu hükümet gidici. Evet ben öyle zannediyorum. Bana öyle söylesinler dışarıdan. Bundan sonra gelecek olan hükümet sence bu işi yapacak mı? Umumda bile değil. Ben yapan hükümetten arzuluyorum zaten. Bundan sonra gelecek olanı arzulamıyorum. Bunları yapacak olan hükümetin peşinde koşuyoruz zaten. Derdimiz bunları yapacak olan. Bak ne dedik? Batı medeniyetleri dedik. Muazzam bir ikiyüzlülük sergilediler. Hı-hı. Oysa ikiyüzlülük şu anda sadece hükümetler nezdinde. Doğru. Eğer o meydanlara çıkanlar, meydanları dolduranlar Filistin konusunda gidip İsrail'e tepki göstermeyen yöneticileri tekrar oy verirlerse o zaman o halk da ikiyüzlülüğüne şey yapmış olacak, onaylamış olacak, perçinlemiş olacak. Benim o yüzden böyle hesaplarım, böyle kitaplarım yok. Yani hani bunlar yapmıyor da bundan sonrakiler yapar mı? Bundan öncekiler de yapmadılar birçok şeyi. Biliyoruz zaten ne olduğunu. Benim derdim yönetim erkini sopayı eline alır almaz ilk önce şu kesilmiş olan cezalara bakacak olan BTK başkanı ya da Ulaştırma Bakanı. Diyecek ki iki şansı var. Biz bu cezaları boşuna kesmişiz. Bunlar yasal değil. İptal edelim. Bak bu da bir seçim. Tabii. İptal edelim. Eğer böyle bir gücü varsa, kanunlar ona yönetmelikle o hakkı tanıyorlarsa. Evet. İptal edelim diyecek ve bu yükten kendini ve kurumunu kurtaracak. Ya da diyecek ki bu cezalar haklı kesilmiştir. Bu adamlar, bu şerefsizler de bunu bu kadar zamanda ödememişlerdir. Hadi pamuk eller cephe kapatıyorum diyecek. Ben tahmin ediyorum ki o zaman Instagram'dan para kazansın kazanmasın, TikTok'ta göğüslerini göstersin göstermesin. Türk halkının büyük bir kısmı böyle bir kapatmaya şey yapacaktır, olur diyecektir. Ve dönüp bu sefer şimdi kapalıyken nasıl hükümeti eleştirdiyse dönüp bu sefer borcunu ödemeyen şirketleri eleştirecektir. Ayrıca bence bundan emin değilim. Bir avukat arkadaşımla konuştum, olabilir dedi sadece ama bakmak lazım dedi. Kimseden de böyle bir şey bakmasını rica edemezsin. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, şu anki mevcut hükümet, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet bu borçları tahsil etmek istese sadece Türkiye'den bile bu platformlara verilen reklam cazı paralarını, ücretlerini şey koyarak, temlik koyarak o parayı tahsil eder zaten. Ne yapmak istediğimizi çok net biliyor olmamız lazım ve hedefler doğrultu, amaçlar doğrultusunda hedeflere yönelmemiz lazım. Eğer bizim derdimiz Instagram'a biz bak biz büyüyüz, canımız isterse seni kapatabiliriz, bizim suyumuza git demekse bunu yaptık zaten. Bizim derdimiz ama Instagram'ın bu ülkenin tüm kanunlarına
Ersin'in, Ahmet'in, Mehmet'in uyuduğu gibi uyumasını sağlamaksa onun yolu şeyden geçiyor. Biz ofis açın dedik de gittiler, paylaşımlı ofiste açtılar filan diye sızlanmaktan, serzenişlerde bulunmaktan, ağlamaktan geçmiyor. O ceza makbuzlarını ödeyin lan şunu diye masanın üstüne koymaktan geçiyor. Sonra da dönüp biz bu şerefsizlerden bu parayı aldık diye açıklamaktan geçiyor. Benim merak ettiğim bir nokta Instagram tarafında. Şimdi kapalı kaldığı süre 2 hafta mı oldu abi? Tam 2 hafta mı kaldı? Yani cumadan cumaya diyelim. Cumadan gibi, gibi 15 böyle. Yani. 15 günde. Her gün 2 milyar lira zarar eden bir ekonomide, yani Instagram ekonomisini düşündüğümüzde yaklaşık olarak 38 milyon liralık, işte milyar liralık bir para yapıyor. Şimdi buradaki... Şimdi bu parayı kimin kaybediyor? Türkiye'deki vatandaş mı kaybediyor? Instagram mark mı kaybediyor? Tabii ki de Türkiye'deki vatandaş kaybediyor. Yani buraya reklam vereninden tutuyorum, oradan satış yapanına kadar her şekilde burada zarar eden var. Şimdi bu zarar eden kesim Türk vatandaşı kimi dava edecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mi dava edecek bundan dolayı? Benim gelirlerim niçin azalmış? Hükümeti mi dava edecek? Meta'yı mı dava edecek? Kimi dava edip de zararlarını karşılayacak? Hiçbir dava edemeyecek. Çünkü ortada bir dava kalmadı. Bak kavga ettiler, öpüştüler, barıştılar. Ama açtım ben, devam et. Aynen diyecek. Öyle kapattık dedi. Sonra saat 9.30'da açıyoruz dedi. Peki bu iki hafta süre yani boyunca iş yapamayan ve gerçekten de batan şirketler var. Bunlar ne olacak? İş hacminin yüzde bilmem kaçını kaybeden, büyük çoğunluğunu kaybeden işletmeler ne olacak? İşten çıkardıkları insanlar şimdi ne olacak? Biz geride bıraktığımız 20-21 yıl boyunca gördük ki eğer hükümetler ve neyse ve böyle bir uygulama nedeniyle gelir kaybına uğruyorsan senin vergilerin falan affediliyor bir şekilde. Sana sonunda başka işler falan veriliyor. Eğer böyle küçük esnafsan, bilmem neysen filan, tıpkı Merkez Bankası Başkanı'nın ve Mehmet Şimşek'in söylediği o vergiyi tabana yaymak, sanki vergi başka bir yerdeymiş gibi vergiyi tabana yaymak mantığıyla üzerinden bir silindirle bir silindir, canın çıkmadıysa iyice canının çıkması için bir silindirle bir silindirle daha şey yapıyor. Şimdi burada Cuma raporunda söyleyemeyeceğim İstanbul Argosu'ndaki hesabı olmaz diye bir laf var. O yüzden bu senin söylediğin kayıpların hesabını emin ol bana yönetim kademesinde olan hiç kimse yapmıyor. Meta da bir para kaybetti bu süre zarfında. Kazanamadı. Kazanmayı planladı. Zaten onlar o parayı kazanmak için masaya oturup anlaşma yolunu tercih ettiler ve susuyorlar. Hazır adamlar bu pozisyondayken cezaları da tahsil et diyorum ben. Hazır para lazım zaten. Hepsini Ersin'den beklemeyin. Burada hep Ersin dediğim kendim değilim bu arada. Tabii canım, yani Türkiye vatandaşı. Vatandaşlardan yani, yani her sabah daha fakir kalkıyorsun. Her sabah bir ekmeği bir milim daha az alabiliyorsun. Bu iş bu kadar basit. Yakında zaten böyle giderse, yakında da, ki çok uzak bir yakında da değil, çok yakın bir gelecekte. O ekmeği mekmeği falan da alamayacak olan insanlar var ne yazık ki bu ülkede. Bari o parayı tahsil et de o yakın süresini biraz erteli. Bir de abi bu hafta önemli haberlerden bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir koronavirüs benzeri bir hastalıkla beraber karşımıza çıkması oldu. O da maymun çiçeği. Maymun virüsü. Çiçeği evet. Dünyada görülmeye başlandı. 1985'te sanırım ilk kez Kongo'da görülmüş bu hastalık. Şimdi tekrardan da yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkıyor. Kongo'da şey galiba değil mi? Irak vize uygulamayanlar. Galiba olabilir abi. şöyle buradaki bölgede, yani Kongo Cumhuriyeti'nde bölgede çiçek aşısı yetersiz olduğu nedeniyle Afrika kıtasında yayılmaya devam ediyor. Yani sıkıntı aşının da olmaması. Yani çözümü bugün var. Günümüzde koronada yaşadığımız gibi o kadar çok uçuş var ki herhangi bir şeyin dünyanın herhangi bir yerine bu çok hızlı yayılması hala bize uçuş var mümkün buradan. Değil. Şey zor değil. Şeye bakacak olursak, Twitter'daki paylaşımlara bakacak olursak, o bölgeden her gün Türkiye'ye en az 400-500 kişi geliyor. Evet, yani 4-5 uçak var. İşte 400-500 kişi yaklaşık her gün geliyor o bölgeden. Doğrudan geliyor. Dolaylı gelen ne var hiç? Hariç, aynen öyle. Bir de Sağlık Bakanlığı da bunun hakkında bir yine X'te gönderi paylaştı. 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi toplantısının ardından M-çiçeği, M-pox hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır.
ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızda süreç hassasiyeti takip edilmektedir. Güncel bilgileri kamuoyunun bilgisine sunulacaktır dedi, açıklama yapılacak. Covid'de de böyleydi ilk başlarda. Sonra Fahrettin Bey çıkıp kabul etmek zorunda kalmıştı. İlk başlarda yok öyle bir şey bilmem ne filan derken. Her gün ortalama 300-400 kişinin geldiği bir coğrafyadan bu hastalığın gelmediğini varsaymak evet. Şey çok mantıklı. Ayrıca bakanlığın yaptığı bu açıklama senin de söylediğin gibi ayın 14'üyle sınırlı. Yani 14'ünden sonra en az 1000 kişi daha tabii. O coğrafyadan girdi. Senin söylediğin şey çok önemli. Sen dedin ki hala uçaklar kalkıyor dedin mesela. Evet. Dünya Sağlık Örgütü bunu bir şey olarak açıklamışken, salgın olarak açıklamışken mesela uçaklar hala neden kalkıyor? Hala hangi şartlarla kalkıyor? Ya da gelenlere karantina niye uygulanmıyor? Bazı özel hastanelerde İstanbul'da çoktan vakaların görüldüğü söyleniyor. Yani bunu bulmak için şey olmak, hafiye gecit olmaya gerek yok. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan herhangi birisi Instagram'a yazsın Mpox ya da şey diye, maymun çiçeği diye fotoğraflar çıkıyor zaten sırtlardaki filan şeyler. Ellerde, ve bunların gerçekten o hastanede, hastanenin isimleri filan da var Twitter'da. O hastanelerde böyle bir hasta olup olmadığını vermek bir Sağlık Bakanlığı müfettişin içine verdiği bir telefona bakar diye tahmin ediyorum. Yoksa da hemen işte Twitter'a diyeceksin ki kaldır bu paylaşımı. Dezenformasyon yapıyorsun. Aynen öyle, kaldır bu paylaşımı diyeceksin. Çünkü bu İstanbul, Türkiye'deki bazı vatandaşları huzursuz ediyor bu paylaşımı. Hmm. İşte bunu yapmadıktan sonra sadece başsağlığı mesajı için bu kadar kıyamet koparttığın zaman şey olmuyor, iş mantıklı olmuyor. Mantıklı olarak kullanman gereken yöntem burası zaten. Evet. İkincisi şöyle bir şey var. Bu hastalık doğrudan maymundan insana geçen bir hastalık değilmiş. Ben biraz bakındım. İşte maymundan daha çok böyle sincap, fare filan gibi türleri. Onlar üzerinden de su rezervi, işte tahıl depoları filan gibi yerler aracılığıyla insana geçiyor. Bir de dün okuduğum bir şeye göre, ne derler, habere göre, hocamızın adını da yazdım şuraya söyleyelim. Profesör Doktor Adnan Yüksel Gürüz demiş ki 1982 yılından önce doğan herkese otomatik olarak çiçek aşısı yapıldığı için hani şöyle kollarımızda bizim böyle izler vardı. Evet. Sizde yok galiba değil mi? Var. Sen bizde, de, sen de 82'den sonra mı doğmuşsun sen de? Tabii. Okey tamam. Doğuşta mumuşta canda falan yok mesela. İşte ben bize böyle hepimizin vücudunda bir Picasso çalışması. Yani bizden bir önceki neslin abi. Daha büyük. Daha büyük. Kocamanlar. Benden bir önce yok. Niye o kadar orada şey gibi sanki mesela. Sanki de aşağı doğru iniyor böyle. Bizden bir öncekini uzaktan atmışlar. Annemle falan da kocaman yani. Size daha bir estetik çalışmasıyla evet. Yapılmış filan gibi. Bu şeylerin bizi yani çiçek aşısı, genel anlamda çiçek aşısı olanların bu Mpox'tan da, Mpox'tan da, maymun çiçeği virüsünden de korunacağını söylemiş hoca. Umarım doğrudur, umarım korunuyoruzdur. İnsanlar şeyi merak edebilirler, niye 82'den sonra yapılmadı bu aşı diye. Çiçek hastalığının dünyadan silindiği varsayılıyordu. Hı. O yüzden de artık yapmaya gerek olmadığı kararı alındı benim bildiğim kadarıyla. Bu karar sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından değil, galiba Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisiyle alındı. Ancak orada şöyle bir şey var. Bazı ülkeler bir süre daha yapıp peyderpey azaltırken, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye, işte Dünya Sağlık Örgütü artık hani yapılmayabilir kararını aldıktan bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra, o da galiba işte 82'ye denk düşüyor, yapmama kararı aldı. Öyle ya, bu bir maliyet, her devlet için bir maliyet. Yani gerek yoksa niçin yapalım filan gibi bir hikaye var. Ama bir yandan da insan hayatı. Hı hı. Şimdi sen nasıl olmuştun bilmiyorum bu aşıyı ama ben... Ben su çiçeği hastalığı geçirdim abi. Ha, öyle oldu. Yani mesela alnımda falan hala izler var. Çok küçükken geçirdim ben. Yani bir yerlerinde var alnımda falan filan. Ondan sonra... Ben olmadı. Şöyle olduğumu hatırlıyorum. Ben ilkokula kayıt olduğum zaman işte okula kayıt etmeye gittik. Onu, okul bizden hani muhtardan bilmem ne hatırlamıyorum da işte belgeler istedi falan. İstediği belgelerden bir tanesi de galiba bu aşıyı ben de olmamıştım yanlış bilmiyorsam. İşte Sağlık Müdürlüğü'ne babamla rahmetliyle birlikte gittik. Sultanahmet'te. Ayaküstü böyle. Ben oradakilerle konuşurken kolumda bir şey hissettim. Baktım oldu da bitti maşallah muhabbeti. Yani çok böyle hani
Mesela ben küçükken ilkokula aşı yapmaya gelenler de olurdu. Onlar böyle daha büyük seremoniyle, ellerinde şırıngalar bilmem neler filan, önlerinde sıvıya girer, kolumuzu açar beklerdik falan. Öyle bir şey yok aklımda yani. Böyle hani sanki böyle bir iğnenin ucuyla kolum çizildi filan gibi hissetmiştim. Onların bize verdiği belgeyle de ikinci kez okula gidip artık aşımızı dolduk, kaydımızı yaptırabiliriz formunda babam beni ilkokula kaydettirmişti. O yapılmıyor. Gerekli değilse zaten yapılmasın. Ama şöyle bir hikaye var. İşte bir hastalığı dünya üzerinden tamamen silmek o kadar kolay değil. Bak mesela hala Çin'den zaman zaman Covid sinyalleri alınıyor. Sinyal dediğim ne? Artıyor. Hala Covid vakalarının sayısı artıyor. Gönlümüzden geçen bu maymun çiçeği denilen illetin de işte bizim coğrafyaya en az hasar şey yapması, vermesi. Öyle ya, hafızalarımız çok yeni, çok taze. Neler yaşadık biliyoruz. Çok abi yani. Bunun da şeyleri, belirtileri arasında arkadaşlar ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme, tükenmişlik hissi ve yüzde, sırtta, göğüste yani vücudumuzun tamamında döküntü diyeceğimiz sivilce, kabarcık ama böyle çok sık ve çok büyük fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla belirtileri var. Umarım hiçbiriniz bu belirtilerin hiçbirisini yaşamazsınız. Umarım. Ama yakınınızda, çevrenizde filan birilerinde görülürse de yapılacak tek şey en yakın bildirmek. Sağlık teşkilatına o hastayı yönlendirmek. Allah hepimizi, yani hepimiz dediğim Afrika'da yaşayanlar da dahil olmak üzere hepimizi bu hastalığın böyle bir pandemiye dönüşmesinden, binlerce, yüz binlerce, bir öncekinde olduğu gibi yüz binlerce insanı öldürmesinden falan korusun. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Öbüründe nedenin bir suyla sabunla geçtiğini biliyorduk en azından. Öyle ya, yani Covid virüsü denilen virüsü. Elinizi doğru düzgün yıkarsanız eğer, neydi, 30 saniye miydi, 60 saniye miydi? Öyle bir şey daha, ben hatırlamıyorum. Televizyonda şeyleri çıkıyordu. Bak ne kadar unutuyoruz, farkında mısın? Yakalanmamak da tedbirlerimiz arasındaydı. Yakalanmamak görevimizdi o zamanlar. Elini yıkarsan suyla sabunla, her evde bulunan su ve her evde bulunan sabunla geçiyordu. Bunda şu an için öyle bir bilgimiz de yok. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Evet. Bir de daha geçen 3 ayda yapılan bir zam vardı abi. Köprü ve otoyollara zam yapılmıştı. Ya dedik zam geldi falan filan. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Bir daha geliyor, ne olacak? Yani neye göre, kime göre zam yapılıyor? Yani sen şimdi mesela yurt dışı çıkış fonunu 150 liradan 500 lira yaptılar ya. Evet. 500'den 1000 yapmayacaklarına emin misin? Yapabilirler. Doğru yani, haklısın. Burada köprü ve otoyol işlerinde oldu. Şimdi kimdeyse muhtar o muydu? Öyle bir laf vardır ya şeyde. Yani bu işin sorumlusu şu anda kimse, bu vergileri arttırabilme, talep edebilme filan. Çünkü şu bir gerçek arkadaşlar, 128 milyar dolar yok. O paranın yerine bir şeyler koyulması gerekiyor. Nasıl koyacaklar o paranın yerine? Böyle işte. İşte köprüden, şimdi geçenden alıyorlar, geçmeyenden de başka türlü alıyorlar zaten. Sen köprüden geçmiyorsun ama yurt dışına gidiyorsun. O zaman 150 yetmez, 500 var. Sen köprüden de geçmiyorsun, yurt dışına da gitmiyorsun ama evde elektrik harcıyorsun. Senin harcadığın elektrikten de daha fazla vergi alacağız falan gibi. Vergi, Türkiye şu anda sadece vergilerle ayakta duruyor. Ve vergiyi tabana yaymaktan bahseden adamlar ne yazık ki tabana yaydıklarının zaten farkındalar. En büyük vergiyi tabanın, yani senin benim bu videoyu izleyenlerin oku verdiğini biliyorlar. Ama sanayiciden falan vergi alamıyorlar. Şimdi nereden alacaklar? Beşli çeteden mi vergi alacak? Onlara bir şekilde yeni kazanç kapıları üretmemiz lazım. Yoksa olmaz mı iş? Ne yapacak? Senden benden alacak, bir şekilde onlara verecek. İşte abi. İşte tabana bize yayacak, onlara şeyini, işte Sabancı'nın vergi borcunu, Sabancı hanımefendinin vergi borcunu affedecek. Peki ne oldu onu da söyleyeyim. Yani fiyatlar neler oldu ona da bakalım. 16 Ağustos Cuma günden itibaren geçerli olacak. Yani artık geçerli, 00'a geçtiğimiz için bugünden itibaren geçerli olduğunu söyleyeyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobil geçişleri %37.5 zamlanarak 24 liradan 33 liraya yükseldi. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam şundan çok kısa bir süre 9 lira veriyordum ben geçişine. 9 oldu, 17 oldu benim bildiğim. 17'den 24 olup 33 oldu. Yani hani bu zam sık dedik ya, bu yıl ikinci, ama bu zam zaten hiçbir zaman böyle 5 yılda bir falan zamlanmadı. Evet. Sürekli zamlanıyordu. Ben şurada girsem PTT'nin web sitesine, kendi arabamın HGS kayıtlarına baksam
Bir yıl, 1,5 yıl önce falan 9 lira verdiğimizi gördüm büyük bir ihtimalle. Yani 9 liradan aslında 33 lira oldu bu hikaye bir şekilde. Evet. Osman Gazi'den geçiş ücreti otomobiller için 400 liradan 555 liraya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da 3. köprü dediğimiz köprüden de 49 liradan 70 liraya yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki geçiş ücreti 419 liradan 585 liraya çıktı. İstanbul-Ankara-Anadolu otoyolunda otomobiller için 187 lira oldu. Malkara-Çanakkale otoyolu ki en son açılan otoyol, bu da benim de en çok sık kullandığım otoyollardan bir tanesi, 785 liraya yükselmiş oldu. Ben bir hesap ettim abi. Buradan ben çıkıp Yazlığa gitsem, ilk önce hadi bu Balıkesir tarafına gideyim, ilk önce Güre tarafına gideyim, Osman Gazi'den geçmeye kalktığımda 555 lira ona vereceğim. Otobana yaklaşık bir 700-800 lira para veriyorum. Hiç yakıt koymadan 1600-1700 liraya falan çıkıyor benim. 1600-1700 lira sadece. Gidişim, otoyol ve köprü. Benden kolluk kuvveti hizmeti verecek, eğitim hizmeti verecek, sağlık hizmeti verecek, ulaşım hakkımı garantileyecek diye vergi alan devlet aracılığıyla özel şirketlere ve devlete verdiğin para bu sadece. Aynen. Yakıtı da koymuyorum. Yani aracın daha de kilometrede 200... Orada da yine %50'den fazla yakıt şey var, vergi var. Vergi var. Yani şöyle kapattı. 400 kilometre hesap ediyorum. Hadi araba 2 lira yaksın ortalama uzun yolda. 800 lira öyle veriyorum. Benim tek gidişim bana nereden baksan 2400 liraya falan tekabül ediyor. Tek gidişim. Annemlerin yanına gidersem Çanakkale'ye onu da hesap ettim. Burada 785 lira vereceğim. Tabii şimdi buradan bir de şeye de geçmem gerekiyor. Karşıya da geçmem. Artık bu tarafta oturuyorsun oturduğum için. Köprü parası da bir 33 lira daha vereceğim. Hadi oradan 800 lira diyeyim hadi. Orada indirim yaptım kendime. Yine araba 400 kilometre yaktı 800 lira. Orada 1600 lira sadece gidişe para veriyorum. Yakıta, benim gördüğüm şey, şu zamlar kaba taslak bir hesaplarsak eğer %35 ile %40 arasında, yani köprüden köprüye, hı hı, şu anki böyle baktığım gördüğüm hesapta bir şey yapıyor. Hadi %35 diyelim, yani %37,5 zam yapıldığını biliyoruz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde filan da kaba taslak %35 diyelim. Ya sen asgari ücreti emekliye filan bu zammı yapmadan, evet, bu tarz kamu hizmeti diyelim hadi. Bunlar kamu hizmeti falan değil. Kamunun bence bunun hizmetlerin çoğunu bedavaya veriyor olması lazım. Ya da çok düşük ücretlere veriyor olması lazım. Şimdi diyecekler ki ya dünyanın neresinde otobanlar ücretsiz? Hı hı. Ya arkadaşım, dünyanın neresinde otobanların ücretsiz olması önemli değil. Biz bu devlete o yol yapsın diye para veriyoruz. Sen demiyor muydun bundan bir 3-5 seçim önce ama yol yapıyor diye? Yani sana yolları bedavaya yaptığını zannediyordun. Vergili. Tıpkı TOG'u da sana bedavaya vereceklerini. Bir tane Passat'ı satıp iki tane TOG alabileceğini sandığın gibi zannediyordun. O işte böyle olmuyor işte. Bak yol yapıyor ama yol için senden kalkıyor 500 lira, 700 lira para alıyor. Bu oranlar tabii ki %35, %40 gibi oranlar falan çok insafsız rakamlar. Yani bunu bence bu köprülerden, bu yollardan geçerken para vermeyenler, ülkeden çıkarken harç pulu almayanlar şeyi bilmiyorlar, ne derece zamlandırdıklarını, külfetini bilmiyorlar, ne derece abi çekilmez bir hale getirdiklerini bilmiyorlar. O yüzden Mehmet Efendi'ye kolay geliyor bu zamları böyle vergi artışlarını falan dayatmak. Ya ben bir de şunu düşünüyorum abi, sadece bu şimdi de kalmayacak dediğin gibi, yani 5 senede bir olan şey değil. Önümüzde yılbaşı var ve yılbaşında yine üstüne kat be kat. Şöyle söyleyeyim sana, Ağustos'un bugün 16'sı. 16 Ağustos ile 31 Aralık arasında herhangi bir kamu hizmetine zam gelmeyeceğini mi zannediyorsun? Hiç belli değil. Eğer mümkünse anlaşalım, ben razıyım yani. 31 Aralık'a kadar bunu sabitleyebiliyorsak. Bu şey gibi, hatırlıyor musun? Dolar 10 lira olacak mı diyordu arkadaşlar. Diyordum ki hemen 10 lira yapalım. Dolar daha 7.60 falan. Hemen 10 lira yapalım kalsın ama bir yıl, iki yıl 10 lirada kalmasını garantileyelim bir şekilde diyordum. Bu aynen onun gibi bir hikaye. Yani mesela 555 liraymış ya, hı hı, hemen 700 lira yapalım. Ama mesela 5 yıl 700 lirada kalacağının garantisini versinler bize. İşte ama veremiyorlar maalesef. Bir de bu otoyolları geçişleri yaparken de ödemeleri normalde hep kimse onun üstünden yapıyordu. Atıyorum uygulaması olsa karayolları ise karayolların üstünden yapıyordun. Artık bunları da E-Devlet'e taşıyormuşuz abi. Yani artık daha kolay bir şekilde paramızı teslim edebiliyormuşuz. Ben en kaba tabiriyle öyle söyleyeyim. Yani ne oluyormuş artık bu ödemeleri devlet üstünden yapabiliyormuşuz. Evet, onu da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. E-Devlet'ten yapılabileceğini duyurmuş. Yapalım, dert değil. Yani yeter ki bir yerden bu. Çünkü Türkiye'de böyle şeyler var ki, bak mesela işte pasaportu yenileyeceksin.
pasaportun kendi parasını, vergi dairesine, bilmem neyinin pasaport parasını bilmem, ya da ehliyetini yenileyeceksin. Ehliyetin kağıdının parasını vergi dairesine, emniyet bir vakfına ödenecek olan bilmem ne parayı bilmem ne banka hesabına falan yatırman gerekiyor. Yani bunların hepsini E-Devlet üzerinden, bizim derdimiz ödemekle değil. Biz mesela bak şimdi geçenlerde hatırlıyorsun değil mi? Mert Gökkaya. Yani bizim kanalda arkadaşlar son zamanlarda gördüğünüz genç delikanlıdan bahsediyoruz. O pasaportunu mu, ehliyetini pardon yenileyecekti. Çünkü yaşı 18'i geçince işte motor kullanma bilmem ne hikayesini birleştirmek istedi. Ve yenilerken canı çıktı çocuğun. Ve fazla para ödedi ve o parayı geriye de alamadı. Yani çünkü vergi dairesindeki adam diyor ki şunu ödemen lazım. Oraya gittiği, bankaya gittiği adam diyor ki hayır onu böyle ödeyeceksin. Bilmem ne yapacaksın. Ben 300 lira mı 400 lira mı ne fazla para ödedi bir de. Yeter ki bunlar tek noktada ödensin. O yüzden E-Devlet bunun ödemelerin alınması için güzel bir yer bence. Keşke buraya elektrik, su, yani hangi, mesela atıyorum Türkiye'de elektrik dağıtımı devletin kontrolünde, öyle değil mi? Hmm. Devlet yetki veriyor şirketlere. Hmm. Yani aslında bu işin organizatörü devlet, bu işin sahibi devlet. Keşke elektrik faturaları da buradan ödensin. Senin hangi elektrik dağıtım şirketiyle işin olduğu önemsiz. Sonuçta bir vatandaşın oranına giriyorsun. Üzerine olan abonelikler hangisiyse, atıyorum bir tane Kars'ta var, bir tane İstanbul'da, bir tane Trabzon'da, manyaksın ya. Üç şehirde evim var. Üçünde farklı farklı operatörlere, farklı farklı bankalara otomatik ödeme talimatı vereceğini, hı hı, ve bankalar milletin peşinde otomatik ödeme talimatı, otomatik ödeme talimatı diye koşacağına, E-Devlet'ten hallet mesela bu hikayeyi. Ben isterim eğer bu işten banka 3.30 para kazanıyorsa, o parayı devlet kazanacaksa, evet, E-Devlet üzerinden vermek isterim. Ben geçen gün şöyle yaptım abi. Evde oturuyoruz Duygu'yla, ya dedim ne işte şey, aidatı falan uygulama üstüne ödüyorsun falan filan, sitenin bir uygulaması var oradan ödüyorsun falan filan. Ya dedim biz dedim şeyi, doğalgazla elektriği uygulamadan otomatik ödemeye aldım ben, talimat oluşturdum da suyu ne yaptık dedim ben. Hiç su faturası ödememişiz. Oluştu. Ocaktan beri ödememişiz su faturası ve sürekli tabii ki binmiş. Ona otomatik ödeme vermedim diye. Dedim nasıl yapacağız bunu? Ondan sonra E-Devlet'te İSKİ'nin şeyi var. Ödeme yeri varmış. E-Devlet'ten girdim. İşte 1400 lira mı ne çıkmış işte Ocak'tan beri üstüne binen hatta. Hepsini yani o da İSKİ'nin bu zamana kadar. İSKİ'nin kendi web sitesinden de ödüyorsun. Benim söylemeye zaten çalıştığım... O da E-Devlet'e yönlendirdi beni. Öyle mi? Evet, ondan sonra dedim ki okey tamam. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi biz mesela atıyorum iki bankaya bizden şey almasın diye, hesap işletim ücreti almasın diye, telefonla elektriği, iki bankaya internetle suyu bilmem ne falan veriyoruz ya. Ya biz kredi kartımızı devlete verelim. Ben şu şeylerimin faturaları, aboneliklerimin tamamının, hı hı, E-Devlet üzerinden son ödeme tarihi geldiğinde bu kredi kartımda uygun bakiye olması şartıyla çekilmesini talep ediyorum diye bu yetkiyi buraya verelim. Hı hı. Bankaya vereceğimizi. Öyle ya, banka bu işten bir para kazanıyor. Oradaki 3.30 kazanılan parayı 60 milyondan da devletimiz kazansın. Helali hoş olsun. Bak hala devlet kazansın şey derdindeyim. Bu iş yeter ki bitsin. Yani Türk insanından her girdiğin bankada seni arayan her bilmem nereden işte kredi kartınızın limitini azalttırdım ama bir fatura daha bize verin bilmem ne falan. Çıksın bunlar artık hayatımızdan. Bitirsinler yani. E-Devlet zaten bunun için şey yapılan, tasarlanılan bir hikayeydi. Hatta gitmemiz gereken nokta seçimde oy kullanma bilmem ne falan yerinin de burası olması gerekiyor en nihayetinde. Bu sırf Türkiye için değil, tüm dünya için böyle. Yani ne diye o sandıklar kuruluyor, insanlar işte sandık başlarında insanlar bekliyor bilmem ne oluyor. Bunlar da uğraşmıyor. Evde oturduğum yerden aynen öyle yani. İşte yaşlıları taşımak için özel birimler kuruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu kalkıyor sandıkları terk etmeyin, sandıkları terk etmeyin diye aynı şeyi söyleyip duruyor. Buradayım ve buradayım konuşmaları. Neler atlattık gerçekten hiç, ya. Hiç gerek yok bunun gibi. Sonuçta şu anda herkesin Türkiye'de internet bağlantısı var. Ha şunu yaparsın. Tabii ki internet bağlantısı olmayan yerler de var. Muhtarları görevlendiriyorsun. Seçim günü muhtarlar açık oluyorlar. Muhtarın bilgisi yerinde gider insan. Ya da işte bir okula sadece her bölgede tek bir okula 50 tane 100 tane şey koyarsın. Laptop koyarsın. Böyle seçim sandığıydı, puldu, mürekkepti, polisti, yetkiliydi, görevliydi falan bunlarla şey yapmazsın, uğraşmazsın. Gitmemiz gereken yer, dünyaca gitmemiz gereken yer burası. Dünyanın bazı ülkelerinde ATM falan gibi makinelerden insanlar kendi kendilerine oy kullanmaya başladılar zaten. Ama E-Devlet süper bir proje. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
modern dünyayla paralel gittiği ender noktalardan bir tanesi. Yeterlidir, yetersizdir, iyi çalışıyordu, kötü çalışıyordu ayrı bir problem. Tek sorun şu ki E-Devlet dediğimiz çatı bir şemsiye aslında. O şemsiyenin altında her kurum kendi uygulamasını kendisi şey yapıyor, çalıştırıyor. Mesela bu da garip bir hikaye. O yüzden biz mesela pandemi döneminde Hayate vesaire diye bir uygulama icat etmek zorunda kaldık. Çünkü e-nabız olmaz, yok. O öbürü olacak filan gibi hikayelerle maruz kaldık. Ama süper. Otoyol paralarımızı da cezalarımızı da devletten ödeyelim. Sonuçta ceza zaten bir kısım insan ödemiyor biliyorsun. Bu AKP'li gençler geçiyorlar cezaları biriktiriyorlar. Sonra reis bizi affet fark etmedik bilmem ne filan diye şey yapıyorlar. Olan yine Ersin'e oluyor çünkü Ersin ödüyor parasını. Onlar ödemiyorlar ama. Zaten şey de reis de sadece o AKP gençlik kollarındaki arkadaşların serzenişlerini şey yapıyor. Araçlardaki cam filmi muhabbeti cam filmi muhabbetinde de öyle tabii. Ben o cam filmi hikayesiyle bu köprü geçiş hikayesini burada en az 100 kere anlattım zaten. Bütün Rizeli kardeşlerimizin şeyiyle, genç kardeşlerimizin çabasıyla. Ya bir de şey de vardı abi. Bu otoyollarda atıyorum kredi kartı bağlama çekti çekmedi mevzusu işte ondan sonra eksi bakiye düştü çekmedi ondan sonra tebliğ geliyor eve falan geldi. Çok saçma muhabbetler var gerçekten ya. Şimdi PTT'nin orada yaptığı uygulama çok güzel diyor ki kredi kartını tanımla diyor bittiği zaman çekelim diyor. Sen de tanımlıyorsun sonra unutuyorsun ama şöyle bir şey var. PTT ne yazık ki sana diyor ki limitin belli bir paranın altına düştüğü zaman diyor çekerim diyor. Yani her geçişimi çekmiyor benim. Evet. İlla benden toplu bir para alacak. Evet. Bu kendisini bana borçlandıracak. Benim paramla prim yapacak illa. Çünkü aslında oradaki esas amaç vatandaşa hizmet vermek değil. Vatandaşı yine 3 lira 5 lira nasıl sövüşleriz hikayesi. Ve PTT o kadar ahlaksızca davranıyor ki burada tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davrandığı gibi para yatırmayı kendi uygulamasından yaparsan eğer kredi kartını bağlamayıp nakit ödemeye kalkarsan ya da bankadan senden komisyon alıyor. Alıyor. Para ben aylık yaparken alıyor işte abi. İşte İBB de yapıyor bu ahlaksızlığı. Yani buradaki hikaye şu, vatandaşımız nasıl daha fazla soyamaz üstüne kurulmuş bu sistem. Ve vatandaş soyulmaya o kadar şey ki, alışık ki gıkını çıkarmıyor. Gıkını çıkartanında ne yapıyorlar? Neydi kızın adı İzmir'deki? Az önce yok söyledim ama. Yayının başında söyledi, unuttuk bak daha 10 dakika geçmeden kızın adını unuttuk. O olay unutuluyor. Yani kişiler, şahıslar unutuluyor ama olaylar unutulmuyor. Onu fark ettim ben. Dilruba mıydı? Evet. Dilruba'ydı değil mi? Okey tamam. Dilruba'nın söylediği gibi gıkını çıkartanında işte gel bakayım diye alıyorlar zaten evet ama olması gereken sistem şu. Ben köprüden geçiyorum, kredi kartımdan o parayı PTT çekiyor. Bu kadar basit. PTT şimdi ne yapıyor? Bana diyor ki Ersin diyor sen bir para yatır diyor havuza. Sen geçsen de geçmesen de diyor. Dolar 9 lirayken yatırmışsın sen o parayı. Dolar 30 lira olmuş. Ben tepe tepe kullanıyorum o parayı diyor. Alt limitin şöyle bir sorunu var. Mesela alt limit olarak diyelim ki 100 lira belirledin. Yani benim bakiyem 100 liranın altına düştüğü zaman parayı benden yeniden para çek. Alt limitin 150 lira ve geçtiğin şeyden Osman Gazi Köprüsü'ne. Osman Gazi Köprüsü 550 lira. Çekmedi. Parayı çekmiyor. 150 liran var diye üzerini de yüklemiyor. Çünkü sen alt limiti 100 lira belirlemişsin. 150 lira. Alt limiti 500 lira belirlemişsin. Yine çekmiyor 550 lira geçiş. Bu sefer Çanakkale'ye gitti 785 lira otoyola köprü kullandı. O belli bir süre içinde onu deniyor çekmeyi çekemeyince yine cezayı bırakıyor. Sen kredi kartını tanımlamış olmana rağmen yine cezai işlemle uğraşıyorsun. Saçmalı abi. Yani ne dedik? Sistem vatandaşın işini kolaylaştırmak için kurulmuş değil. Sistem vatandaşı tıpkı vergiyi tabana yayma mantığında olduğu gibi biz bu vatandaşı nasıl daha çok sövüşlemesi üstüne kurulduğu için oluyor bu hikayelerin tamamı. Neyse sonuç olarak otoyol ödemelerinizi artık E-Devlet'ten yapabiliyorsunuz arkadaşlar bilginize. Rizeliyseniz yapmasanız da olur. Onlar bir şekilde anlaşıyorlar kendi aralarında. Bir de bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesi Google tarafından geldi. Bildiğiniz gibi yapay zeka konusunda öncü şirketlerden bir tanesi Alphabet ve yani Google dediğimiz şirket Pixel 9 serisinde tanıttılar. Uzun zamandır zaten sızıntılarla beraber boğmuşlardı bize cihazlara. 4 tane cihaz tanıttılar geçen gün itibariyle. Pixel 9, Pixel 9 Pro, 9 Pro XLarge ve 9 Pro Fold cihazlarına tanıtmış oldular. 4'ü de birbirinden inanılmaz güzel cihazlar. Cihazları sizlere kısaca hemen hızlıca anlatmak istiyorum.
Pixel 9'dan başlayacağım. 6.3 inçlik ekran var. OLED panel kullanıyor. 1080x 2424 piksel ekran var. 120 Hz'lik bir panel tekrar var. 2700 nit parlaklığa çıkabiliyor. İşlemci kısmında Tensor G4'ten gücünü alıyor ve Titan M2 güvenlik çipine sahip. G4 aslında G3'ün çok çok benzeri. Aslında böyle Snapdragon tarafındaki Plus dediğimiz versiyonlardan bir tanesi. RAM tarafında 12 GB RAM, depolama 128-256 olarak satın alınabiliyor. Ön tarafta yine 10.5 megapiksellik bir kamera. Arka tarafta 50 megapiksellik kamera var. F1.68 diyafram açıklığında. Bir de 48 megapiksellik diğer kameramız var. F1.7 diyafram açıklığında. Batarya tarafında 4700 mAh 45 Watt'la beraber şarj oluyor. Android 14 ile çıkıyor. Android 15 bekliyordu herkes ama beta sürecinde olduğu için ve daha geliştirilecek noktalar olduğu için Android 15'i sunmamışlar Pixel 9 serisinde. Pixel 9 Pro'ya geldiğimde yine aynı özellikler var ama RAM tarafında 16 GB'lık RAM kapasitesiyle geliyor. Bu çok güzel. Yani baz versiyon dediğimiz o vanilya versiyonda bile 16 GB RAM'i sunmuş olmaları baz olarak çok çok iyi olmuş. Burada 128, 256, 512 ve 1 TB olarak hafızayı alabiliyorsunuz. Kamera tarafında tabii ki de Pixel 9'dan daha güçlü. 50 megapiksellik ana kamera, 48 megapiksellik 5x optik zoom yapabilen bir telefoto kamerası, 48 megapiksellikte bir geniş açı kamerası var. Ön tarafta da 42 megapiksellik bir kamera var. Burada normal düzden yani düz Pixel 9'dan farklılaştığını anlayabiliyoruz. Batarya tarafı yine aynı 4700 mAh batarya. 47 Watt kablolu bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Aynı şekilde kablosuz olarak da şarj edebiliyor. Android 14 ile geliyor. 9 Pro XR'ca geldiğinde ekran bu sefer XR olduğu için tabii ki büyüyor. 6.8 inçe yükseliyor. 120 Hz'e beraber geliyor. Yine OLED'i var. İşlem tarafı aynı. 16 GB RAM aynı. Hafıza tarafı yine aynı. 128, 256, 512, 1 TB. Kamera tarafında Pro ile aynı. Batarya tarafında sadece bir farklılık var. O da 5060 mAh batarya var 4700 yerine. 37 Watt kablolu bir şekilde 23 Watt da kablosuz olarak şarj olabiliyor. Fold tarafına geldiğimizde kapak ekranında 6.3 inçlik bir ekran var. 120 Hz destekliyor. 2700 nit parlaklık. HDR 10 Plus sertifikası var. Actua ekran diye geçiyor. Yani akıcı bir ekran olduğunu bizlere söylüyorlar burada. Yani panel olarak da kaliteli bir panel kullandıklarını söylüyorlar. Aynı işte OnePlus'ın burada Flexible OLED gibisinden söylediği gibi. Ana ekrana geldiğimizde galiba emin değilim bu konuda. Normalde ana ekranları yani içerideki ekranlardaki en büyük ekrana sahip olan telefon olarak dikkat çekiyor. 8 inç boyutunda. Normalde biz 7.8, 7.9 gördük. Şimdi 8.0'ı görmüş olduk gibi. Buradaki ekranda yine aynı kapak ekrandaki özelliklere sahip 2700 nit parlaklık, HDR 10 Plus 120 Hz var. 2076'ya 2152 parlaklık var. İşlemci aynı, RAM aynı. Depolama tarafında maksimum 512 GB ile alabiliyorsunuz. Kamera tarafında bu sefer farklılıklar var. 48 megapiksellik bir ana kamera, 10.8 megapiksel geniş açı ve 10.8 megapiksel aynı kamerayı bu sefer de 5x optik zoom olarak kullanabileceği bir kamera yer alıyor. Ön tarafta Pixel 9'da aynı kamera var 10 megapiksel. Batarya tarafında 4650 mAh 27 Watt'la şarj oluyor. Android 14 ile geliyor. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 gibi destekleri bulunuyor. Tabii ki de Gemini ile beraber de inanılmaz bir yapay zeka kabiliyetine sahip. Zaten Google kendi lansmanında bütün her şeyini detaylı bir şekilde anlattı. Pixel 9 serisinde 4 telefon var. Evet. 4 telefonun 4'ünde de aynı işlemci var. Aynen. Okey, bu süper bir şey. Ve bu tensör işlemcileri ilk çıktığı zaman işte çok dikkat çekmiş olmasına rağmen iyi performans sergileyemezken şu anda lansmandan sonra gördüğümüz sentetik test sonuçları artık sanki hiçbir sorundan geriye eser kalmadığını bize gösteriyor evet. gibi. Yani Exynos'un 2400'üyle neredeyse aynı diyebiliriz. Yani Google'ın yanlış başladığı ya da yanlış başlamak demeyelim de sorunlu başlayan işlemci üretim yani tasarlaması, mühendisliği ve üretilmesi sürecindeki sorunların artık geride kaldığını sanki gösteriyor bu evet. işlemci bize. Bu da demektir ki artık biz doğru düzgün çalışan işlemci anlamında tensörü de rahat rahat sayabileceğiz. Evet. Pixel 9 ailesini piyasaya çıktıktan sonra bence cihazın en önemli yanı işlemcisinin artık rüştünü şey yapmış olması. Kanıtlanma, ispat etmiş evet. olması. Öyle ya şöyle bir beklentimiz var mı? Yani açıkçası benim yok, seni bilmiyorum da herhangi bir Android telefon üreticisinin tensör işlemcisi alıp kullanma ihtimali olduğunu düşünüyor musun? Evet, hayır. Ben de düşünmüyorum. Ama şöyle bir hikaye var. Apple'ın kendi işlemci yazılım, hani genel anlamda söyleyecek olursak donanım yazılım
senkronizasyonu ya da iyi çalışmasını, bir muadilini artık tamamen piksellerde görebiliyoruz. Piksellerde bugüne kadar teorik olarak o vardı. Öncesinde zaten tensör kullanmıyorlardı. Şimdi tensörle beraber kötü bir başlangıç yapmışlardı. O başlangıcı da siliyorlar. Artık bugünden sonra o yazılım donanım optimizasyonunun birlikte çalışması sonucunda ortaya çıkan performansın artık Apple'la rakip olması gerektiğini çok rahat söyleyebiliriz. Evet. Zaten genel anlamda cep telefonu dünyasında yeni bir şey açılıyor. Böyle, sezon açılıyor. Nedir o sezon? İşte yapay zeka savaşları. Biz şu ana kadar herhangi bir şey görmesek de dünya yapay zeka, yapay zeka diye bir şeyi birbirine pompalamakla zaman harcıyor. O yüzden bu Pixel 9 cihazları ile birlikte bence cep telefonu sektöründe bir şeylerin daha kolay anlaşılabileceği bir dönemi giriyor olabiliriz Eren. Çünkü evet, elimizdeki benchmarklara baktığımız zaman bir tarafın hep dezavantajı oluyordu bugüne kadar. Ve diğer taraf da sadece kendi işine gelen veriyi açıklıyordu. İşine gelmeyeni açıklamıyordu zaten. O yüzden böyle daha şeffaf, daha rekabetçi bir yere girebiliriz. Ama tabii ki daha rekabetçi olabilmesi için dünyada daha çok piksel kullanıcısının olması gerekiyor. Yani sen şu anda Android ekosistemi içinde bile yüzdelik dilime baktığın zaman %1'e ulaşamıyorsan, toplam kullanıcının %1'ine ulaşamıyorsan, söz sahibi olamazsın tabii ki. Google'ın piksel telefonları tüm dünyada daha çok insan kullanması gibi bir amacı var mı? O tartışılır. Google sonuçta bugün iyi yazılım dediği bir şeyi yarın çat diye kapatabilen, vazgeçebilen bir şirket. Günün birinde bence Pixel'den mutlaka vazgeçecek. Bence yine isim değişikliği yapıp başka bir şeyle karşımıza çıkacak abi. Ya da aynen öyle yapacak. Yani Nexus'tan Pixel'e geçtiği gibi böyle bir şeyler olacak. Çünkü Google'ın şöyle bir derdi var. Google parayı Samsung'dan, Xiaomi'den kazanıyor bu anlamda. Onların nasırına basmak istemez tabii ki. Ben hep söylüyorum, yine söyleyeyim. Bence Google bu Nexus'ları da Pixel'leri de tüm Android ekosistemindeki üretim yapan telefon, tablet fark etmez. Hatta TV bile katabiliriz işin içine. Üretim yapan markaları bakın böylesi olabiliyor diye göstersinler, numune olarak üretiyor bence. Bu üretimleri numune olarak yapıyor. Ama tabii ki bunlardan birer tane üretip işte markalara göndermek çok pahalı olacağı için böyle bir dünyanın bazı bölgelerinde satışı açıyor. Meraklıları da alsın kullansın filan diyor. Ben olaya öyle bakıyorum. Fiyatlarını sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Pixel 9 799 dolar başlangıç fiyatı. Sonrasında Pixel 9 Pro'nun da 1099 dolar ucuz başlangıç yani fiyatı. Tabii ucuz hani değil. Bazı modele belki ucuz diyebiliriz 799-800 dolara. Ucuz değil de normal diyebiliriz evet, belki. Özür diliyorum. Bir önceki Pixel 9 Pro XR'cın fiyatı 1099 şeklinde. Pro'nun fiyatı da yaklaşık olarak 999, yani aslında 799, 999, XR'ca geldiğinde 1099 diye devam ucuz ediyor. Ucuz fiyatlar değil, sektör standartlarında normal fiyatlar. Fold'a geldiğimizde ise 1800 dolarlık. Katlanabilir mi çıkınca? Evet, i̇yi katlamışlar fiyatını. Yani sadece cihazı değil, fiyatı da iyi katlamışlar. Hatta çok saçma bir şekilde Amazon üzerinde şu anda 3700-3800 dolarlar falan var. O şeydi, cihaz olmadığı için de piyasada birileri vurgun peşinde koşuyorlar. Olabilir öyle. Bizde bir de oluyor ya zaman zaman. Aynen. Sahibinden de. Ama şeyde yani euro bazında şu an hala 1899 olarak gözüküyor. Okay. Yani güzel cihazlar, bakalım. Bir de bunun şöyle bir olayı var. Türkiye gelebilme ihtimali son dün konuşuldu. Dur bir saniye. Pixel cihazların Türkiye'ye gelebilme ihtimalini herkes konuşuyor zaten. Evet. Biz de burada Cuma raporunda çok konuştuk. Google Türkiye Ülke Müdürü de ben gelsin istiyorum diyor. Yani Google Türkiye Ülke Müdürü'nün söylediğinden daha makul ve mantıklı bir bilgi mi konuşuluyor elimizde? Öyle bir şey mi var? Yani şöyle, resmi olan bir şey yok. Okey, tamam. Onu söyleyeyim. Ama bu işte hat, modem ve bilimum ROM işinde bilgili olan bir arkadaş var. Emir kendisi. Tanıyorum arkadaşım da yani. Birebir sohbetim yok ama Facebook üzerinden arkadaşlığım var. Postlarımızı birbirimizi görürüz falan filan. Emir şöyle bir şey paylaştı. Burada Pixel 9 Pro'nun yazılımını analiz ederken bazı önemli konfigürasyon dosyalarına rastlamış.
Burada daha öncesinde sadece Vodafone'un şeyleri olduğunu, kodlarını görmüş. Daha önceki pisel cihazlarda. Şeyden bahsediyorsun. Cihazın anteninin bağlanmasını evet, sağlayan konfigürasyon ve kodlarda sadece Vodafone TR için varmış. Ama şimdiki bu konfigürasyonlarda, kodlarda Türk Telekom ve Turkcell gibi diğer operatörlerin de yapılandırılmaları eklenmiş durumda. Hani bu da deniyor sadece ki... Sadece Vodafone varken gelmiyormuş. Gelmiyor, evet. Türk Telekom'da Turkcell eklendiği zaman geliyormuş, öyle mi? Evet, yani dün böyle bir mevzu konuşuldu. Buradaki konfigürasyonlar kodlara ekleniyorsa acaba Türkiye'ye de geliyor mu açıklaması bir anda herkesin üstünde konuşuldu. Türkiye gelmesini herkes istiyor. Kimler istiyor söyleyeyim işte. Google Türkiye Ülke Müdürü istiyor. Birçok insan istiyor ki isteyenlerin yarısından çoğu gelse satın alamayacak. Gelmemiş haliyle daha kolay satın alıyorlar. Daha ucuz satın yurt alıyorlar. Dışına, evet. Çünkü belge satın alıyorlar. Evet. İşte Avrupa bölgesinin en başında bulunan Londra'da yaşayan Türk istiyor. O ekipteki diğer Türkler istiyor. Buradaki sorun şu. Yani çok net anlatıyorlar. Diyorlar ki biz Türkiye'de bunun dağıtımını, servisini verecek kadar kaliteli iş ortakları bulamıyoruz diyorlar. Yani biz kaba taslak Türkiye'nin en büyük olan KVK ve Genpay'a güvenmiyoruz da mı geliyor? Güvenmiyoruz acaba? Demiyor. Şimdi orada şöyle bir hikaye var hemen. Bu şirketlerin hepsinin çalışma şartları birbirinden farklı. Yani atıyorum, biz şunu çok net biliyoruz ki, işte adı KVK olsun, Genpo olsun ya da başka bir şirket olsun. Sen gidip hizmet almak istedin, adamlar senin karşısına hizmet paketleri koyuyorlar. Hı hı. Yani hizmet paketlerinin içeriği de şöyle, çok hızlı, çok iyi, yarı hızlı, iyiye yakın filan gibi söylüyorum. Tabii bunlar böyle değil de bunlar da... şirketindeki klauzlar gibi abi. Bunlar şöyle aslında yani... Kararları sen verirsin, değişecek, değişmeyecek. Kararları şu kadar bekletiriz, yasal süre bu. 3 günde Türkiye'nin her yerinden toplarız, 5 günde Türkiye'nin her yerinden toplarız filan gibi. Ve bunların paket fiyatları da birbirlerinden farklı. Bu paket fiyatları verdiğin zaman bile bazen bu hizmetleri Türkiye'nin coğrafi şartları bilmem ne yüzünden alamıyorsun. Bak Apple bile ne kadar sorun yaşıyor bazı durumlarda. O yüzden benim anladığım kadarıyla Google şöyle düşünüyor. Türkiye'de biz eğer bu cihazları satarsak tüm bu üstleneceğimiz yükümlülükler, yasal yükümlülükler, müşteri talepleri, çalışan maliyetleri vesaire filan toplam satabileceğimiz cihaz sayısı da belli. Öyle ya, bu adamlar matematiğin neredeyse internet çağında yeniden icat eden şirket Google dediğimiz şirket. Yani hani dört işlemi unutun, bu herifler başka bir algoritmayı çalıştırıyorlar kendi işlerinde. Ve inan bana Türkiye'de %3, %4 sapmayla kaç tane cihaz satabileceklerini çok iyi farkındalar. Bakıyorlar, oluşacak olan para kendi ekosistemini bile şu anda çevirmiyor. Yani kâr etmeyi bırak. O cihazları aldın getirdin ne bile değmiyor. Ve Google'un en büyük özelliği ne? Kâr etmeyeceği hiçbir işi devam ettirmeyen, kâr etmeyeceği hiçbir işe girmeyen bir şey. O yüzden Türkiye'de bu işe girmiyor. Ha şöyle bir şey var. $1,000 cihazı Türkiye'de 75 bin liraya satacak olduğun zaman minimum kaç kişinin alacağıyla alakalı bu. Mesela onlar şu anda Türkiye'de kaç kişinin piksel kullandığını falan senden benden daha iyi biliyorlar zaten. Aldı sinyalden net biliyordur yani. Emin ol bana, operatörlerden daha detaylı bilgi de talep ediyorlardır zaten. O yüzden pazarın farkındalar, her şeyin farkındalar. Yani Google Pixel'in Türkiye'ye gelmeme nedeni Google istemiyor bilmem ne falan değil. Bizim ekonomik şartlarımız, cep telefonu sektörümüzün şartları bunu cover edemediği için gelmiyor. Bak Xiaomi'nin gelmesi bir ay sürdü zamanında. Red Magic Çin'de oturduğu yerden geldi Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye gelmek o kadar zor bir iş değil. Ama işin Google standartları olduğu zaman matematik eğer eksi yazıyorsa gelmez. Adam gelmiyor, bu kadar basit. O yüzden gelmiyor. Yoksa yani bu oraya Turkcell satır, ya koda bir satır eklemek bir şey değil zaten. Ayrıca şöyle bir hikaye var. Şimdi Pixel 9'a bunlar eklenmiş de Pixel 8'i açıp baksak belki son güncellemeyle ya da bir sonraki gelecek olan güncellemeyle de bununla eklenecek. Acaba zaten güncellemeyle eklenebilen bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Yani net bilgim yok. Zenfone 5 zamanında
Türkiye'nin 5G, 4.5G'ye geçişiyle böyle denk düşen bir dönemde operatörleri arayan Zenfone 5G kullanıcıları, operatörlerden bizim listemizde Asus Zenfone 5 yok. O yüzden sizin 5G'ye nasıl, pardon 4.5G'ye yok, sizin 4.5G'ye nasıl bağlanacağınızı bilmiyoruz filan gibi cevaplar alıyorlardı. Ve bu tabii ki tahmin edersin ki o zamanki Asus Türkiye ekosisteminde ve Asus Tayvan'da büyük bir karın ağrısına neden olmuştu. Zaten hatırlarsan Asus Zenfone 5'ti. Türkiye'de satılan son cihaz oldu. Cihazlardan, evet. İşte 5G'in gelmesinde bu arkasındaki SE ibareleri yoktu. Onlar tekrar galiba Tayvan'a geriye gönderildi. Onlar çok yapıldı, geriye geldi. Sonra operatörler bu cihaz 5G'yi desteklemiyor ya getirdiler ama cihaz 4.5G'yi destekliyordu filan filan. Her neyse. O kakofoni döneminde biz operatörlerden bir tanesinin konuyla ilgili olmayan ama C-level bir yöneticisiyle bu konuyu konuştuğumuzda şöyle bir şey söylemişti. Ya dedi, bizim kayıtlarda görünüp görünmemesi de onun 5G, işte 4.5G sinyali alıp almamasıyla alakalı değil dedi. Telefonu ilk açtığı zaman bize bana bağlanıyorsa, bizim operatöre bağlanıyorsa, ilk sinyali aldığı anda belki işte yukarıda mesela atıyorum hangi operatör olsun, benim bir Turkcell olsun. Turkcell 4.5G olarak görünmez ama cihazı bir restart ettiği andan itibaren Turkcell 4.5G olarak zaten görünecektir dedi. Bizim sistem şey değil dedi. Sadece bu 4.5G alacağını listelediklerimize 4.5G vermiyor. İlk sinyali aldığı anda biz telefonun ilgili yerine Türkiye'deki operatör olarak biz hem 2G hem 3G hem 4.5G veriyoruz bilgisinin yazılmasını sağlıyoruz zaten dedi. Okay. Bunu üretici yazmadıysa bile, Asus yazmadıysa bile, yani Asus Zenfone 5 alanlar eğer atıyorum Turkcell abonesilerse 4.5G kapsamındaki herhangi bir yerde cihazlarını açtıkları zaman yukarıda 4.5G ibaresini görmeseler bile 4.5G'ye zaten bağlanmış oluyorlar. Buradaki sorun şu arkadaşlar dedi. Adam açıyor cihazını, 4.5G'yi görmediği için 4.5G'ye bağlanmadığını zannediyor ve bizim call center'ı arıyor. Çünkü bizim aboneye vaadimiz ne? 4.5G entegrasyonunuzu biz sağlarız. Bizim call center'da Türkiye'de satılan tüm 4.5G cihaz desteği cihazların, destekleyen cihazların işte ayarlı ve gir, oradan veriye gir, şunu yap, oradan 4.5G'yi aç ayarımız var. Bu niye var? Çünkü adamlar 3G ile kullandıkları için müşteri şu anda, abone şu anda 4.5G'yi açması lazım. Evet. Bazı cihazlarda hiç açmaya gerek yok. Otomatik olarak. Default olarak geliyor zaten. İşte Asus Zenfone 5 kullanan da 4.5G'yi görmediği için orada kendisini 3G'den bağlı sandığı için arıyor. Bizim call center'ımız ne yapıyor? Marka Asus bakıyor. Model Zenfone 5. Hayır diyor, 4.5G destekleyen cihazlar arasında yok, sizin cihazınız yok. Ve abone bunu benim cihazım 4.5G'yi desteklemiyor diye algılayıp kıyameti koparmaya başlıyor diyor. Kime karşı kıyameti kopartıyor? Marka. Asus'a, Asus Türkiye'ye, Asus Tayvan'a karşı. Oysa ki hiçbir şey yapmadan telefonunu bir restart etse hemen bizim gerekli konfigürasyonu ağ üzerinden yaptığımızı görecek. Ve orada işte Turkcell atıyorum 4.5G ya da Vodafone 4.5G ya da Türk Telekom 4.5G yazısını görecek zaten. Ya da bir hız testi yapsa. Ha evet, farkı anlayacak. En kolayı zaten görecek olur yani. O yüzden şöyle bir hikaye var. Orada Turkcell, Türk Telekom, Vodafone falan yazmasa da bu cihazlar zaten Türkiye'ye geldikleri zaman ilk sinyalleri aldıklarında bu veriye sahip olacaklar benim anladığım kadarıyla. Ayrıca bu değişimden galiba marka da haberdar oluyor. Yine bana söylenilen, daha sonra bana değil bize, o zaman kalabalık bir gruptuk. Bu sorunun nereden kaynaklandığını operatöre soran, bize söylenen markaların bir kısmı da zaten bazı modellerinde böyle haberdar oluyorlar. Ve işte o bilgiyi default olarak her yere yazmaya başlıyorlar. Ama bana soracak olursanız dedi beyefendi, yani hani dünyada atıyorum 300 tane operatör varsa onlardan bir tanesinin üst seviye yöneticisiyim. Kaç operatör olduğu, neyin neyi desteklediği falan herkes tarafından biliniyor. Bu bir text dosyası.
Öyle değil mi? Bu bir tek dosyası. Bunu kopyalayıp her cihazın içine yapıştırmak çok büyük de bir iş değil. Cihazı piyasaya çıkartırken yapıştırırsa, çünkü adam açar açmaz Turkcell 4.5G'yi görecek, Türk Telekom 4.5G'yi, Vodafone 4.5G'yi görecek ve böylece ne bize call center'da büyük oluşturacak, ne kullanıcıya cihazı restart ettirecek filan filan. Yani bunlar küçük ihmaller aynı zamanda. E tabii ki her yeni modelde de şey yapılacaklar, geliştirilecekler. Ve Pixel serisi elbet bir gün Türkiye'de satılacak. Ama ne zaman satılacak? 9 mu olur, 10 mu olur? 19, 29, yani 10. Çok şeysin, çok iyimsersin. Bilmiyorum, ben merakla bekliyorum. Yani canım istiyor açıkçası kullanıp deneyimlemek ve Pixel 9 serisi. Bir de şunu düşünüyorum abi ben. Ben önümüzdeki hafta Almanya'ya gittiğim zaman ağası tanıyayım, getireyim Pixel 9 sana, kullan. Olur abi. Yani? Şunu düşünüyorum bir de. Google Pixel cihazları Türkiye'de satacaksa Apple gibi olur. Kendi store olur. Kendi fiyatlandırması olur. Dünyada böyle mi? Dünyada böyle. Böyle olur. Ve fiyatlandırmada da Apple gibi olur. Çok güzel. Peki bunu yapabilmesi için belli satış oranlarına ulaşması ve Apple kadar karlı olması. Şimdi evet. Sen Google'ın her bir Pixel telefonundan, Apple'ın iPhone'dan kazandığı parayı kazanabildiğini mi zannediyorsun? Hayır. Bir öbür tarafta milyonlarca üretim, yani evet, bir şey, montan üretimi çok, söz konusu. Çok ürettikçe maliyetlerin aşağıya çekilmesi bilmem ne filan söz konusu. Google'ın Türkiye üzerinde değil, genel anlamda ürün gamında böyle bir lüksü yok şu anda. Evet. Pahalıyı üretiyor, o yüzden kar marjı yok denecek kadar az. Kapatır dememin nedeni de bu zaten. Yani Pixel devam etmez dememin nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. Senin bu söylediğini yapmak demek, hani biraz önce saydığımız maliyetler dizini var ya, hı hı, oraya yeni bir maliyet halkası eklemek demek. Yani Türkiye'de daha çok satmayı hedeflemek demek. Sence mümkün mü Google Pixel'in Türkiye'de, mesela atıyorum, marka vermeyelim ama Türkiye'nin en çok satan 4. telefon, 5. telefonu olması mümkün mü Pixel'in? Ya şöyle düşünüyorum ben. Tabii ki de Türkiye ekonomisini düşündüğünde değil. Değil. Türkiye'de %1 pazar payına ulaşması bile çok mümkün değil. Bilmiyorum, ben o kadar kötümser düşünmüyorum ama abi, yani Hardware Plus'ta incelemesini çektiğin bazı markaların Türkiye'deki pazar payı %1 değil hemen. Evet, onun farkındayım. Ama yani iş Google olunca biraz daha insanların farklı yanaşacağını düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Yani çünkü yani Apple bir, hani bu modern deyimiyle low mark ya, fancy, hı hı, insan. Hı hı. Google öyle bir marka mı sence cihaz konusunda? Bence Amerika, Avrupa kıtasında öyle. Öyle mi? Evet. Ben hiç sanmıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde o kadar böyle arzulanan bir marka olduğunu sanmıyorum. Yani bilmiyorum. En azından hani A serisi Apple'ın bile gelse okeyim yani. iPhone üretiminden vazgeçemeyeceğini herhalde dünya nüfusunun %100'ü okeydi. Bugün bir oylama yapalım. Dünyada kaç kişi Google'ın Pixel üretiminden vazgeçemeyeceğini düşünüyordur acaba? Bilmiyorum ama gelirse... Gelsin tabii ki. Ve bu keşke... Efsane olur. Neydi bu söyleyen arkadaşın adı? Emir. Emir söyledi diye olsun keşke. O da sosyal medyada prim katsın. Ben söyledikten sonra oldu diye. Yani bilmiyorum ama bakalım. Gelirse gerçekten mutlu eder en azından beni. Bir de şöyle bir imkan varmış abi. Seni sevindirecek haberlerden bir tanesi. Türkiye'deki araç şarj istasyonlarında tek üyelikle kullanım imkanı geliyormuş. Beni sevindirmez bu. Ama sen anlat abi. Neymiş bu? Tek üyelik ne demekmiş tek üyelik? Şöyle, şimdi birçok fazla operatör var bu konuda. Yani işte atıyorum e-şarjından tut düzesine kadar. Hani az önce birazdan sayacağım, az önce diyorum. Benim dediğim EME'ye şarj. EME'ye şarj. Ya da HVP şarj. Koyalım diyorum şurayı, açalım millete. Şimdi mesela her bir operatör için ya da uygulama için farklı farklı abonelik açıp farklı, hepsinde de kartını tanımlaman gerekiyor. Kredi kartını, ki ödeme yap falan filan gibisinden. Bunları birleştirecekmiş bir dernek. Burada da E-Mobility Operatörler Derneği, EMOD diye geçiyor. Şarj istasyonlarının birbiriyle entegre olması ve roaming sisteminin hayata geçirmesi için çalışmalara süper başlamış. Yani ben gidip e-şarjı ayrı, öbürünü ayrı, şunu ayrı, bunu ayrı hesap açıp üye olacağıma, evet, derneğin bir tane uygulamasına üye olacağım. Evet. Bu uygulama sayesinde karşıma kim çıkarsa ben horozum. Benim derdim şeyle değil, yumurtayla değil deyip şarjımı edeceğim, geçeceğim yani. Aynen öyle mi? Öyle. Süper. Ve güzel. Kim düşündüyse işte aklına sağlık. E-Mobility Operatör Derneği'ndekiler bunu düşünmüşler ve sektör temsilcileriyle yoğun bir işbirliği sürecinde yürütüyorlarmış bunu. Hepsi olmasın, 5'i olsun. Bu şey gibi bankaların hani ortak ATM bilmem ne hikayesi. Evet, o süper, bile güzel olur. Hizmet. Yani bir üyelik az, bir spam şey, aynen gereksiz öyle, e-mail az demektir. Gereksiz
otantik yaşın SMS'i az demek. Az demek. Süper, çok güzel. Peki neler, hangi uygulamalar bunlara dahil olacak? Aksa Şarj, Otovat, Bifull, Elaris, Gio, E-Şarj, OnŞarj, Otojet, E-Power, RHG, Enertürk Enerji, ShargeNet, ShargeOn, Tora Şarj, Watt Mobilite, Voltran ve Zest bunlara dahilmiş. Okey. Yani şu an için anlaştıkları bunlar. Hı hı. Burada ilk kitapta kim yok gördüğümüz kadarıyla? TOG'unki yok, bir de Tesla'nınki yok, evet, şu anda. Süper Şarj. Süper Şarj. Zamanla onlar da girerler inşallah. Çünkü diğer büyüklerden bir iki tanesi girmiş bu sistemin içine. Evet. Güzel bir hikaye. Şey yapmayacağım. Benim niye işime yaramaz? Ben teorik olarak bir elektrikli otomobil kullanıcısı olarak söylüyorum bunu. Arabamın dışarıda şarj etmekten yana değilim. Hı hı. Çok pahalı. Yani eğer elektrikli otomobil kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de kilometre başına harcadığımız parayı azaltmaksa, benim nedenlerimden birisi bu değil. Ama daha ucuzu varken daha pahalısını satın, hı hı, almam. Yani şimdi şöyle bir hikaye var. Bence kendine ait bir şarj ünitesi olmadan, bu aitten kastım bire bir sana ait değil. Yani oturduğun sitede olabilir, oturduğun sokakta olabilir, sokağın köşesindeki AVM'de olabilir, çalıştığın iş yerinin otoparkında, yan otoparkta falan olabilir. Ya da işte çocuğu okula götürüyorsundur hafta sonları, atıyorum yüzmeye, matematiğe, ve okulun bahçesinde vardır. Böyle bir imkanı olmayan adamın elektrikli otomobil alması iyi fikir değil bence. Yani siz arabayı şarj etmek için bir yere gidiyorsanız eğer, bu büyük bir yük. Çünkü bu otomobillerin ortalama şarj süresi 20 saat 40 dakika. En az kullanımda 20 saat 40 dakika. Bu çekilebilir bir dert değil. Yani diyeceksin ki yahu 3 gün Ersin kaç günde bir şarj ediyorsun? 4 günde 5 günde. 4 günde 5 günde bir ne olacak? Bir AVM'ye gidilir. O plan öyle de. Dünyanın işte gerçekleri ya, öyle değil. O yüzden mutlaka ya evinizin otoparkında bir komşunuzla ortak, ya işte dediğim gibi iş yerinizin otoparkında, ya sürekli gittiğiniz spor salonunda bilmem ne filan filan bir şarj etme, yani paralı ya da parasız şarj etme imkanınız mutlaka olacak. Parasız dediğim de kendinize ait, hmm, elektrik faturanızda. Şimdi bu şey, bunun dışında zaten elektrikli otomobil almak bence akıl kârı iş değil. Aldın, mümkün olduğu kadar kendi şarjında, yani kendi şarjından kastım standart elektrik faturana yansıyacak olan şarjla şarj etmen lazım. Bak bunu niçin söylüyorum? Ben bu otomobili aldım, biliyorsun İzmir'e gittim. Aldıktan bir iki şey sonra, ne derler, bir iki gün sonra ya da 4-5 gün sonra bayramda İzmir'e gittik. Yolda şarj ederken hiçbir sorun yaşamadım. Yani sorun yaşamadığından kastım şu, bekledik, yolculuğumuzun süresi uzadı, canım sıkıldı. Uzun yol başka bir dert, girmeyeceğim onları. Döndük geldik, kredi kartından ne kadar para harcadığımı baktım. Araba şu anda 5000 kilometrede, 6000 kilometrede. Benim İzmir'e gidiş gelişimi 1000-1200 kilometrede, 1300 kilometrede oradaki. Yani şöyle söyleyeyim, 1200 kilometre diyelim, toplam 6000 kilometrede yaklaşık ve 5'te 1'i kadar diyelim. O yolculuğun 5'te 1'inde ödediğim parayı hala enerji sayı ödemedim ben. Öyle mi? Çok fahiş fiyata satıyorlar. Bayağı yani fark var. Her bir şarj oldu. Ben o yolculukta yaklaşık 1300-1400 liralık fatura ödedim yanlış hatırlamıyorsam. Geri kalan 5000 kilometrenin şarjı için burada şirketin elektrik faturasına daha o kadar para yansımadı. Yani benim burada kendi hesaplarıma göre 17-18 liraya yaptığım şarjı bu saydığın şirketler bana 370 lira, 380 liraya satıyorlar aynı şarjı. Çok büyük fark. Yani 10 misli de değil. 10 misli olsa 170-180 lira yapar. Yani bu şey demek, oradaki bir şarj benim burada yaptığım 10 şarjdan daha pahalı. Şimdi benim gibi önceliği tasarruf etmek olmadan elektrikli otomobil almış olan birisi de lan keviz miyim ben? Niye kendim 17-18'de bir şarjdan gideyim şurada aşağıda E-Şarj'a, Zest'e, bilmem neye 350 lira ve 370 lira vereyim diyorsun bir yerden sonra da. O yüzden bana göre değil. Ekonomik, kendin şarj et. Bu da ekonomik diyor. Buralarda da şarj etsen de şeye göre, içten benzine, yanmalı motorlara göre daha ekonomik değil ama ne kadar ekonomik olduğu önemli. Ben şu anda eğer yani şöyle söyleyeyim,
30 liralık filan gibi bir şarjla yaklaşık 240 kilometre yol yapıyorum. Hadi 200 kilometre yaptığımı varsayalım. Yani buradan şeyi çıkartmayacağım. Bilmem kaç bin kilometre yol yaparsam araba bedavaya geleceği falan çıkar. O çünkü hayal olur öyle bir hikayeydi. Ama şunu biliyorum. Ben daha önce dizel bir otomobil kullanıyordum. Orada o zamanın benzin fiyatları, mazot fiyatlarıyla 2700 lira, 2800 lira aylık benzin masrafım vardı. Şimdi benim aylık elektrik giderim galiba 130-140 lira bu zamlanmış haliyle maksimum. Hadi 200 lirada. Yani, o da burada olduğu için mesela ev şarjı olduğu için. İşte onu söylüyorum. Hadi 200 lirada. Bu 200 lirayı eğer dışarıda yapıyor olsam o zaman 1200-1300 lira gelecek bana. İçten mazotun yarısı kadar olacak ama ben şu anda mazotun onda birinden daha az bir fiyata bu işlemi yapıyorum. O yüzden benim bu şarj üniteleriyle aram yok. Olması gereken şey şu tabii ki. Hepimiz kendi enerjimizi de bir şekilde kendimizi de üretiyoruz. Yani neden bahsediyorum? Aslında Tesla'nın bir paket halinde Amerika'da sunduğu senin evine şarj ünitesini kuralım, evinin çatısına da güneş panellerini koyalım, garajına da pilleri koyalım bilmem ne filan. Olması gereken mantık bu. Yani eğer şeyse amacımız karbon ayak izimizi azaltmaksa benim amacım karbon ayak kısmen karbon ayak izimi azaltmak. Çünkü benim elektrikli otomobil almamdaki esas amaç şey, bir deneyelim neymiş ne değilmiş bilmem ne filan bir görelim. Yani bundan sonraki amaçların hepsi ikinci faz amaçlar ve çok önemli değiller. Ama dünya insanlarının bence iki önemli amacı var elektrikli otomobile geçişte. Birisi maliyet, öbürü de karbon ayak izi. Maliyet, verginin Türkiye'ye kadar yüksek olmadığı ülkelerde neredeyse otomobilin parasını çıkartabilecek seviyelere ulaşıyor. Burada Cuma raporunda anlattım mı bilmiyorum. Bizim Nuri ile ve Zeki Hoca ile yani Adventure İstanbul ekibiyle geçen ya da Eylül ayında motosiklet fuarına gittik Milano'ya. Milano'da galiba o Bergamo Havalimanı'nda indik. Fuar merkezine geçeceğiz. Toplu taşımayla baktım 2-3 değişiklik 3 kişiyiz. Ortalama 70 euroya falan patlayacak bize. Uber'den baktım 90 euro. 70 euro böyle dolaşacağımızı 3 kişi 65-70'i 90 euro verelim. Doğrudan fuar alanına gidelim. Fuarın açılış günüydü dedim Zeki Hoca ile Nuri'ye. Bindik, çağırdık bir tane Uber. Bindik, Tesla geldi bir tane. Ben dikkat etmedim, Nuri dikkat etti. Farkında mısınız da araba dedi 500 bin kilometre dedi. Sorduk ya Efe, evet dedi 500 bin kilometre. Piller değişti mi? İki pilli, iki motorlar mı? Yok hayır dedi. Ben ilk kullanıcısı değilim dedi. Ben dedi 3 yıldan ya da 4 yıldan beri bu adamın yanında çalışıyorum. Benden önce başka bir kullanıcı varmış ama o zaten 3 ay 4 ay falan kullanmış. Piller değişmedi daha dedi. Hemen Nuri ile kabataslak bir hesap yaptık. Biz Türk'üz ya. Başkasının ne kadar para kazandığını hesaplamak bizim milli sporumuz biliyorsun ki. Yani araba 500 bin kilometre yapmış. İşte adam diyor ki bunu sadece Uber'de yapmış. Pil de değişmemiş. İşte bu arabanın İtalya'daki şu anki satış fiyatı bilmem kaç euro. Girdik internetten baktık. Benzin şu anda İtalya'da şu kadar kilometre. Falan hesapladık. Adam çoktan mesela araba parası çıkarmış. Arabanın yani parasını elektrikten kar ettiği parayla çıkarmıştı. 500 bin kilometrede bir Tesla'da. Şimdi bu Türkiye şartlarında mümkün değil tabii ki. Tabii ki ya da bu kadar net hesap yapabilmek de mümkün değil tabii ki. Ama ben eminim İtalyan ve başta bizi kıskanan Almanlar olmak üzere bu hesabı çok güzel yapıyorlardı Amerikalılar falan. Ve ikinci neden de tabii ki karbon ayak izi. Bu dünyanın her yerinde herkesin dikkat etmesi gereken bir hikaye. Ama hala şeyi bilmiyoruz. Bizim otomobillerimizin içindeki pillerin nasıl geriye dönüştürüleceğini ve bizim otomobillerimizin kullandığı elektriğin tamamının fosil yakıtlardan üretildiği. Türkiye'de şu anda tamamı fosil yakıtlar. Belki Amerika'da güneş enerjisinden üretiyor. Belki dünyanın başka, belki değil var. Dünyanın başka yerlerinde sadece güneş enerjisinden ürettikleri enerjiyle arabaları şarj etmeyi vaat eden, bu biraz önce saydığın gibi şarj şirketleri var. Yani dünyanın bazı yerlerinde bazı elektrikli otomobil kullanıcıları ben karbon ayak izimi süper azalttım diye biliyorlar. Ben onu şeyde gördüm abi. Norveç'te. Şimdi Norveç kuzey ülkelerinden bir tanesi olduğu için özellikle rüzgar ve deniz. Bir de sonuç olarak orada gece tabii ki yaz kışa göre değişkenlik gösterebiliyor havanın ne zaman kararıp aydınlanınca.
adamlardaki güneş panelleri neredeyse tüm gün ışık alıyor. Yani çünkü güneş neredeyse hiç düşmüyor. Yılın yarısı alıyor, yarısı almıyor. Adamlar o kadar iyi kar etmişler ki çünkü şu anda otomobil piyasasının çok büyük bir bölümü elektrikli otomobillerden oluşuyormuş, satışlar dahil. Bu Norveç, Danimarka gibi kuzey ülkeleri zaten işte suyun içine kurdukları rüzgar türbinleri, yani dalganın gücünden, denizin üstüne kurdukları rüzgar gücü çiftlikleri ve ülkenin dağlık kesimindeki doğayı bozmadan, bunu özellikle söylüyorum, doğayı bozmadan kurdukları rüzgar gücü tesisleriyle zaten elektriklerinin büyük bir çoğunluğunu fosil yakıtlara dayandırmamaya başladılar. Evet. Ama bu konudaki dünyadaki lider ülke Almanya şu anda. Benim bildiğim kadarıyla Almanya'dan sonra da en büyük çalışmaların yapıldığı ülke Çin. Çin'de büyük bir hızla şeye tamamlamaya çalışıyor. Elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamının doğal kaynaklardan üretilmesini tamamlamaya çalışıyor. Bu şeyin yaptığı da, E-Mobility Operatörleri Derneği'nin yaptığı da güzel bir çalışma. Hayırlı olsun onlara da. Bir de Çin'den ve elektrikten bahsetmişken de Temmuz ayındaki elektrikli Çin'deki otomobil... Çin'deki mi? Genel. Daha doğrusu elektrikli otomobil satış rakamları da açıklandı. Geçen ay dünya çapında toplam 1 milyon 400 bin tam elektrikli ve plug-in hibrit satılmış. 1 milyon 400 bin. Evet, bunların 880 bin kısmı Çin'de satılmış. Ve Çin geçen yıla göre %31 oranında önemli bir artış kaydediyor. Plug-in hibrit tarafında da artış %70 olarak gerçekleşiyor. Bu da Toyota'nın etkisi zaten büyük ihtimalle. Japonların o hibrit hikayesi doğru. Aynen. Yani onlar bu hibrit demeye galiba 10 yıl önce başladılar. Yani bayağı daha dünyada elektrikli otomobil adı alınmazken başladılar. Ve Toyota bunun şeyini yaptı. Ne derler, liderliğini yaptı. Ama tüm Japon otomobilleri de, markaları da kanıksadılar bunu şey olarak, fikir olarak. Çok doğru bir çözüm. Bence bugün dünyada, dünyayı kastetmeyeyim çünkü Amerika'daki örnekler beni yalanlayacak. Türkiye'de eğer derdiniz daha ekonomik fiyatla ve seyahat etmek ve gerçekten karbon kaydınızı azaltmaksa seçeneğinizin hibrit olması lazım. Şey olmaması lazım. Elektrikli olmaması, elektrikli olmaması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Sadece Çin'de de Temmuz 2024'te Amerika ve Kanada'da elde edilen satışlar Temmuz 2023'e göre %7,1 yükselmiş bir senede. Avrupa'da durum tam tersi. Avrupa'da düşüyor elektrikli araç satışları. Geçen yıla göre düşüş %7,8 oranında gerçekleşmiş. Nedeni ne? Avrupa toplumunun vergileri arttırması. Aynen öyle. Bir süredir de buradaki iyi yaş abi. Otomobil satışları Almanya'da yüzdelik olarak düşüşü %12 Almanya'da sadece. Elektriklinin. Evet, elektrikli. Tüm şeylerin. Tümün abi. Tüm otomobil. Yani hem hibrit hem elektrikli şekilde hepsinin %12 payı var burada. Bir de BYD tarafına geldiğimde ise Temmuz ayında %13 artış bildirmiş iyi yaş abi. Ay, plug-in hibrit tarafında ise satışlar %44 artmış BYD tarafında. Sonrasında ise Çin'de 880 bin araç gerçekleşiyor ve plug-in hibrit tarafında geçen yıla kıyasla da %70 artıyor plug-in hibritte. Şimdi burada Çin'le Avrupa'nın bir savaşı söz konusu. Avrupalı üreticiler bu teknik servis hizmeti veremeyecekleri, bakımı olmayan, çok fazla yedek parça ihtiyacı çıkarmayacak olan otomobillerin Çin'e ilk etapta çok büyük bir avantaj sağladığını görüp biraz da yan çizmeye çalışıyorlar. Yani hani bu Mercedes'in bu işten çekilmesi filan onu gösteriyor. Ama şöyle bir hikaye var. Şu noktadan sonra artık bu elektrikli otomobillerin yükselişinin önünün kesilmesi mümkün değil. Yani Çin şu anda adını bildiğimiz bilmediğimiz birçok elektrikli otomobil üreticisiyle Çin'in içini dolduruyor. Evet. Ve işte Türkiye gibi vergi koyan ülkelere gelip fabrika açıyorlar. Bak Xiaomi otomobili için Avrupa turlarına Paris'ten öyle ya da böyle başladı filan. Yani Çin'de olduktan sonra bu adamlar bu üretim güçleriyle dünyayı şey yapacaklar, istila edecekler. Burada önemli olan şey vatandaş için, milletler için gerçekten iyi mi? Yani nedir bu? Fosil yakıtlara olan ihtiyacı gerçekten azaltıyor mu? Dünya için gerçekten iyi mi? Karbon ayak izini azaltıyor mu? Önemli olan şey bu. Bunun dışında Avrupa ne yaparsa yapsın bu yükselişin karşısında duramayacak. Ve şu söylediğin rakamlar da bir süre sonra tekrar
elektrikli otomobillerin yükselişini, dünyanın her yerindeki yükselişini onaylar hale gelecek ister istemez. Çünkü şunu düşünün, bak şimdi. Türkiye'de fabrika açan BYD, açacak olan BYD, eğer Almanya Türkiye'ye özel bir vergi eklemezse Avrupa topluluğuna buradan araba göndermeyecek mi? Gönderecek. Herifin tek derdi Türkiye değil. Daha çünkü. Az maliyetle gönderecek hem de. Türkiye'deki asgari ücret daha ucuz olduğu için daha az maliyetle gönderecek. Hatta Türkiye'de bazı başka hikayeler var. O yüzden bu böyle zaten Amerika'nın elektrikli otomobille değil, Amerika'nın Çin'le derdi olduğu için. Amerika ya sen şey garantisini versen, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Tesla kullanılacağının garantisini versen, onlar bu konudaki tüm zorlukları ve koymaya çalıştığı zorlukları zaten yerli bir ederler ama Çin'in yükselişi engelleniyor. Burada tabii ki kime fırsat doğuyor aslında? Bizim TOG gibi markalara büyük fırsatlar doğuyor. O fırsatları değerlendirebilecekler mi? Yoksa kendilerini sadece işte benim babam Passat'ı satıp iki tane TOG alacak ablamla bana'ya hapis mi edecekler? O da TOG'u yönetenlerin şeyi, seçimi olarak tarihe yazılacak. Neyin ne olduğunu yakın gelecekte görürüz. Şimdi Honor katlanabilir telefonlar konusunda gerçekten çok güzel bir ilerleme kaydetmişti. V2 de ülkemizde satışa çıktı, hatta bayağı ilgi gördü diyebilirim ben. Öyle mi? Evet. Gördün yani, mü insanların elinde hiç kullanmadım? Yani şöyle söyleyeyim, Instagram üzerinde herkes atıyorum o an hepsi burada paylaşımı falan filan okay, yaptı ya. O anlamda abi. İlgi gördü. İşte o zaman da normalde telefonlarda hepsi burada komisyon kazancı %0. Ondan sonra özel cihazlar olarak komisyon kazancı yapıyorlar. Bizim tayfalardan isim vermeyeceğim. Tayfalardan bir tanesi. Aha dedi, biri dedi şey satın aldı benim. F-Lake'den. İndirdim tabii. Ne ya dedim, ne kadar güzel böyle. Ondan sonra gördüm. Bir iki kişinin elinde de gördüğümü hatırlıyorum. Süper, hatta güzel. Şeyde metrobüste falan gördüğümü de hatırlıyorum. Evet. Tabii ki hani başka kişi, kimler de vardır emin şimdi değilim ama. V2 dünyadaki geçen yılın şartlarıyla baktığımız zaman en iyi katlanabilir telefon. Evet, bunu kabul etmek lazım. Bence de öyleydi. Şimdi ise bunun yeni versiyonu V3'ü de zaten Çin'de duyurmuşlardı. Ama bence Honor'un eksik kaldığı taraf yine cihazı bir sene gecikmeli olarak global piyasaya sürmesi. Honor'un V3'ü de, Magic V3'ü de global piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. FCP N49 model numarası yer alıyor ve Snapdragon 8 Gen 3 ile beraber geliyor. Yani şöyle diyeyim, yılbaşında 8 Gen 3'lü cihazları biz gördük Ocak 2024'te. Şimdi ise yıl sonunda Magic V3'ü göreceğiz 8 Gen 3'le. 1-2 ay sonra 8 Gen 4'lü cihazları Global'e göreceğiz. Global'e çıktığı zaman 8 Gen 4 konuşuluyor ya da o cihazlar çıkmış olacak. Evet. Ve ister istemez bu da Global'de yine eski cihaz olarak gibi algılanacak. Ama tabii ki 8 Gen 3'ten bahsediyoruz işin sonunda. Yani gerçekten güçlü bir işlemciden bahsediyoruz. Geekbench testleri ortaya çıktı. 1914 tekli çekirdek, 5354 çoklu çekirdek puanı var. Ve bunun yanı sıra da IMDA diye diyeyim ben onu ve TDRA sertifikalarını alarak Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde piyasaya sürüleceği de ortaya çıkmış oldu. Demek ki gerçekten de global piyasaya da çıkıyor. Diğer detaylarına gelirsem de Çin versiyonunda kavisli ekranlarda ön tarafta da bir kavisli ekran var. Yani aslında 2.5D dediğimiz camdan oluşan bir cam teknolojisi bu. 6.43 inçlik kapak ekranı var. Full HD Plus çözünürlük sunuyor. İç ekranda da 7.92 inçlik. Az önce demiştim Google Pixel için 8 inç diye. Demek ki buradan da aklıma kalmış. 7.92 inçlik bir ekran var. 2344'de 2156 piksel çözünürlüğü destekliyor. Her iki ekranda da 120 Hz var. LTP öyle geliyor bu arada. Dolby Vision'la beraber HDR VV'yi de destekliyor. 5000 nit parlaklar çıkabiliyor ki biz bunu zaten Magic 6 Pro'da gördük. Sonrasında ise IPX8 sertifikası var. 2.5 metre derinlikte. Suya karşı bir direnç gösterebiliyor. Toza karşı da bir direnci olmadığını söylemem lazım. 50 megapiksellik bir ana kamera, 40 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 50 megapiksellik bir periskop telefoto kamerası olacak. 100x'de dijital zoom yapabilecek. Yani aslında Magic 6 Pro'nun kamera kurulumuna çok benzer bir kamera kurulumu yer alacak. Tabii ki OIS'i de destekliyor buradaki cihaz ve yine bu Honor 200'de gördüğümüz Harcourt portre kamerası da yer alacak gibi. Ön tarafta da hem dışta hem de iç tarafta 20 megapiksellikte bir kamera olması planlanıyormuş arkadaşlar. 16'ya 1 terabayt versiyon var. 5150 mAh tabii ki silikon karbon batarya teknolojisi. 66 watt kablolu, 50 watt da kablosuz şarjı destekleyecek. Bakalım ülkemize ne zaman satışa çıkacak. Şimdi Honor beni şaşırtacak bir şekilde katlanabilir telefonlarda geliştirme konusundaki öncülüğü üstlendi. Ben mesela bu işi Samsung yapar diye bekliyordum. Yani daha ince ve daha dayanıklıyı, daha ince ve daha çok pil ömrü sunanı falan hep biz Samsung'dan görürüz diye bekliyordum. Evet.
Orada Hunter bu işi, misyonu kendi üstüne aldı. Ama mesela şey görüp şimdi sen söyledin, Magica bir 6 Pro'ya benzer kamera dizilimi dedim. Ama 50-50-50 mesela, yok evet. 50-50-40 var bunda. Evet. Artık biz 50-50-50'yi orta segment telefonlarda bile görürken neredeyse böyle high-end bir cihaza koymamış olmalı ve garip. Keza işte 200'deki şeyi de alıyorsun. Fransız stüdyoda yaptığın özelliği de alıyorsun. Ama 40'da bırakıyorsun kameranın bir tanesini. O yüzden bana sanki biraz şey gibi geliyor. Pintilik gibi geliyor. Yani hani maliyetten şey yapma. Olabilir. Kısma çabası gibi geliyor. V2 Türkiye'de satışa çıktığına göre demek ki V3'ün de global lansmanı yapıldıktan sonra biz V3'ün de Türkiye'de satışa çıkmasını bekleyebiliriz artık. Hangi Magic 6 Pro lansmanı hangisi daha önce oldu abi? Honor V2 daha önce oldu. Magic 6 Pro lansmanında V2'nin satışa çıktıktan sonra en hızlı satış adetlerine yükselen katlanabilir akıllı cihaz olduğunu söylemişlerdi lansmanda. Ya şimdi, Samsung'a kıyasla bu laflı ve çok fazla inanmamak gerekiyor. Yani, ya. Şöyle de. İnanmamak gerekiyor. Yani Huawei de kalktı bundan 2 nesil önce. İşte katlanabilir cihazımız tükendi. 10 tane getirsen. Ha işte yani, hani, yani aynı şeyi söyleyeceğim. Kaç tane getirdin tükendi? O en hızlı dediği şey kaç tane? Yani burada bazı hatırlarsan sana tanımazsın da Samsung'da Note'u Türkiye'de hesapta en çok sattığı ülke, en çok sattığı 3. ülke olduğunu söylüyordu. Ve Note'un Türkiye için çok önemli olduğu. Yani Note'u kaldıracağınız belliydi lan zaten şeyden, line-up'tan, katalogdan. Ama kalkıp Türkiye'deki işte bir iki tane acemi yayıncıya ya da o senin söylediğin gibi link paylaşıp para kazanan arkadaşa gaz vermek için böyle söylemler yapılıyor. Bunlar bu arada yalan değildi. Doğrudur da. Ama bu şey gibi elektrikli otomobilin sıfırdan yüze olan hızıyla övünmek gibi. Elektrikli otomobilin sıfırdan yüze olan hızıyla övünmek mi daha önemli? Sıfırdan yüze çıktığı sıfırı tükettiği yakıtla mı övünmek daha önemli? Daha mantıklı diye düşünmek lazım bir yandan da. Yani bakalım hani ülkemizde satışa çıkacağını ben düşünüyorum açıkçası. Bence de kesin. Ama hangi fiyatla çıkar? Honor'un son zamandaki fiyatlandırmasını göz önünde bulundurduğumuzda. Benim çektiğim videonun altında birisi şey yorumu yapmış. Çok güldüm ona. 70 ve 90'da zarar ettik de yapamayı buradan çıkartıyorlar yani. Ama gerçekten yani geçen sene Ağustos'ta 15.999'a mı çıkmıştı? 16.999'a çıkmıştı. 17'de ne? 17.000 lira. 17'ye çıkıp bir sene boyunca 15.000'e kadar indirip orada tutmak ve böyle enflasyonist ortamda fiyatını yükseltmeden bunu tutmak yani kesinlikle zararına sattığım net göstergesi yani. Zararına satıyorlar yani. Diyordum ya zaten. İşte. Bak şimdi Hunter 90 end of life oluyor. Hunter Türkiye, Hunter 90 getirmeyecek Türkiye'ye. Evet. Ama Hunter Global'in elinde hala Hunter 90 var. Ve Hunter Global bunu Türkiye'de satacak distribütör arıyor şu anda. Yani Türkiye için ayırdıkları bir parti daha var. Bunu distribütör arıyor. Ama hiçbir distribütöre Hunter Türkiye'ye verdiği kadar ucuz fiyata vermiyor telefonu. Belki 20'den 22'den falan. Yani şu yani. Anda mesela sen ben bir şirket kurup Hunter 90 getirmeye kalksak Hunter'ın Türkiye'de sattığı fiyata satamıyoruz. Evet. Distribütörler de haklı olarak Hunter'a diyorlar ki sen bunu yıllarca bir yıl boyunca Türkiye'de 16 bin lira sabit fiyatta tuttun. O kadar destekledin, zararına sattın. Şimdi bana malı ve benim 25 bin liraya satmamı istiyorsun. Böyle bir mantık olabilir mi diye Hunter Global'le pazarlık halindeler. Evet. Kim Hunter Global'den o desteği alırsa son partiyi Türkiye'ye o getirecek ya da son parti Türkiye'ye hiç gelmeyecek benim anladığım kadarıyla. Gelirse de ucuz gelmeyecek anladığımız kadarıyla. Ucuz gelmeyecek. Hiçbir distribütörler salak mı? O işin altına yatarlar mı? Kimse 16'ya getirmez yani o cihazı. Ha kimse o fiyatlarla Çin'den o cihazı almaz. Evet. Çin büyük bir ihtimalle o cihazı işte Filipinler, Endonezya falan gibi bir ülkede satmak zorunda kalır. Türkiye almazsa ki şu şartlar altında benim gördüğüm kadarıyla kimse almıyor. Hiçbir distribütör yani almıyor. 24 bin liraya kadar şu anda alabiliyorsun. 200'ü baz versiyonu. Hayır. Sen hani 90'a 20 bin liraya da satsan kimse almaz ki bu saatten sonra. Tabii canım. Bence de. 16'ya satman lazım. Heh, aynen öyle. O kadar. Onun bitti. Fiyatı adı belli artık. Belli. 16. Hunter 90 15-16'ya gider. Dolar maazallah yani 100 lira bile olsa hani 90-16 bin lira. Bunun şeyi yok, kaçarı yok. Evet, süper. Son habere geçeceğim. Burada da bir Realme tarafından bahsetmem lazım. Bu hafta benim ilgimi çeken haberlerden bir tanesi oldu. Realme 320 wattlık bir şarj hızını tanıttı. Süpersonik şarj diye geçiyor.
Zaten 300 wattı vardı. Hatta Redmi tarafı da bu 300 wattı tanıtmıştı. Ama 320 wattla beraber inanılmaz şeyler bizi bekliyor. 300 wattla beraber şunu yapıyordu. Sadece 35 saniyede %0'dan %17'ye. 35 saniyede. %17'ydi. Şimdi ise açıklamalara göre tamamen kapalı bir şekilde telefonu Realme GT 5'e yapmışlar galiba bu testi. Onda da kaç vardı hatırlamıyorum ama öncesinde yani Türkiye'de şu an en son satışa çıkan GT 3'tü. 240 watt zaten şu anda halihazırda satışta sunuluyor. Ve kutu içlerinden de çıkıyor yani çıkıyor. Onu da söyleyeyim. 4 dakika 30 saniyede %100. %100 süper. 320 watt. Bu da demek diyor ki artık 5000 miliamperlik piller falan yetmeyecek. Evet, aynen. Ben burada bu neydi holdingin adı? Realme'nin BBK. BBK. BBK'nın çok güzel bir iş yaptığını düşünüyorum bu hızlı şarjda. Her yıl bu hızlı şarj hikayesini bir markasının üzerine yığıyor. Evet. Hani biz son 4-5 yıldır baktığımız zaman işte bu ne diyordu onlar ilk başta hızlı şarjı? Superbook. Superbook. Superbook hikayesi. İlk önce Oppo. Hı hı. Sonra OnePlus, sonra Realme, sonra bir tur daha dönüyorlar falan böyle. Böylece grubun markalarının tamamının şarj konusunda tüm rakiplere meydan okuduğunun altını kalın harflerle, kalın şey çizgilerle çiziyorlar. Bu çok güzel bir politika. Mesela Xiaomi bunu yapamıyor. Xiaomi herhangi bir konuda mesela bu Leica olsun, şarj olsun, dayanıklılık olsun falan ya da işte işlemci gücü olsun. Poco'yu öne çıkartıyor, evet. Diğerlerini gemide tutuyor. Ya da Redmi'yi öne çıkartıyor ya da kendisi numara seviyesini öne çıkartıyor filan. Bu adamlarsa çok iyi yapıyorlar bunu. Benim çok hoşuma gidiyor ve bu büyük bir tane 320 wattlık hikaye kaşla göz arasında Oppo'yla şeyi de tabii canım, OnePlus'a da gelecek hemen. Ama 104 dakika düşünsene yani hani çok şey, inanılmaz Formula 1'deki pit stop gibi. Aynen. Cırt cırt tak o çıkar kadar. Yani o kadar gibi. Yani hadi 4 dakika 30 saniye çok iyi de 35 saniye, ya 30 saniyeden bahsediyoruz. Sıfırdan 17'ye çıkmış olması çok inanılmaz süreler. Çok güzel rakamlar yani. Bunlar. Yani aslında bu şeyi oluyor. Şarj olayını hayatımızdan çıkartıyoruz anlamına geliyor. Aynen öyle. Yavaş yavaş öyle. Bundan sonra odaklanılacak olan şey kablosuz şarjdaki hız. Şu an en fazla galiba yine Xiaomi tarafında 90 watt mı olması. Onun da işte daha yukarıda çıkması. Kablosuz ters şarj. Da hızlardan filan bahsedeceğiz. Otomobil konusunda da odaklandığımız şey yani piyasaya ürün olarak ilk çıkacak olan şey kablosuz şarj. Evet. Kablosuz şarj. Yani siz otomobili sadece bir yere park ederek şarj edilmesini sağlayabileceksiniz. Tabii ki ilk başlarda çok yavaş olacak. Aynen telefonlardaki gibi ama zamanla onun da hızlandığını göreceğiz. Ben araçlar şu yorumu çok görüyorum. Otomobillerde, elektrikli otomobillerde ne zaman şarj işi bir içten yanmalı aracın akaryakıtı gibi adam diyor ki ben 40 saniyede depomu dolduruyorum sen 40 dakikada dolduruyorsun diyor deponu. Ne zaman diyor elektrikli araçların şarjı 40 saniye hadi 40 dakikayı da işte 40 saniyeyi de demiyorum ama ne zaman dakikalara düşer işte atıyorum 1 dakika 2 dakika ya da 10 dakika maksimum hani doldurdun yani sonuçta depodaki akaryakıt kadar sürede olur. Ve ne kadar sürede bana bu şarj sunduğuyla 1000 kilometre menzil sunabilir? O zaman diyor ben tercih ederim. Şimdi bunun 40 saniyeli ve inme ihtimali bugünün teknolojisiyle mümkün yok. Değil. Bugünün teknolojisiyle ne zaman 40 saniye ineceğini öngörmek de mümkün değil. Yani doğruya doğru konuşacağız. Fakat bu 1000 kilometre hikayesi benim de söylediğim bir hikaye farkındaysan. Evet. Biz şu anda Çin'de 1000 kilometre üzeri yol yapan birçok model görüyoruz. Var. Bunlar dünyada satılmaya başlandığında ya da şu anda dünyada elektrikli otomobil satan işte Tesla, BMW, Mercedes, Volvo, Kia, Hyundai falan gibi markalar menzillerini 1000 kilometrenin üzerine bak 1000 kilometreye yaklaştığı değil. 1000 kilometrenin üzerine çıkarttıkları anda zaten şey bitecektir. İçten yanmalı motorlu tabii. Elektrikli kaygısı sona erecektir. Dizelde, hep dizelde menzil uzun olur falan muhabbet bitecek yani. 1000 kilometrede artık çünkü şey deme şansı yok kimsenin. Hani bak mesela bana da hani geçen gün yok senle değil Merk'le biz şeye gittik geçen gün. Bu şeyin yeni markasının Ceko'nun lansmanına gittik. Orada işte bir iki arkadaş da otomotiv sektöründe otomotiv yayıncılığı yapan bizde de videoda da kanalda da videoları var. Süveyya ile karşılaştık. Süveyya benim elektrikli otomobil aldığımı bilmiyordu. Yani son bir iki ayda doğru düzgün görüşmemişiz.
elektrikli otomobil aldım filan dedim. O çünkü elektrikli otomobili ve mesafeli bir otomobil yayıncısı. Doğrudan bana sorduğu soru bir şey oldu. Bunu dedi satacağın zaman yine bir elektrikli otomobil alır mısın diye sordu. İlk sorduğu soru bu oldu. Çünkü yani ne kadar zamandır kullanıyorsun dedi. İşte 3 ay 4 ay oldu dedim. Yani zeki adam 3 ay 4 ayda neyin ne olduğunu anlayacağı için memnun musun bilmem ne filan diye sormadı. Kafadan bir şartla alırım dedim. Menzil 1000 kilometrenin üstüne çıkarsa. Yani ben şu anda kendi sahip olduğum 400 kilometreden de şikayetçi değilim. 1000 kilometrenin şöyle bir önemi var. Şehirli arası yola çıkmak anlamında. Evet. Benim kullandığım araç şehirli arası yol için yapılmamıştı zaten. Benim kullandığım araçla şehirli arası yola çıkmak için de peygamber sabrına ihtiyacım var. Bende olan bir şey değil bu. O yüzden ben bir kere İzmir'e gittim geldim. Allah bir daha herhangi bir yere gidip gelmeyi zorunda bırakmasın beni şeyle. Peki abi şimdi İzmir'e gitmek zorunda kalsam ne yaparsın? Arabayla mı gidersin, uçakla mı? Ha şeyle. İzmir'e. En son gittiğimde uçakla gittim biliyorsun. Evet, çok kısa sürede. Evet, 2 gün kalacaktım zaten. Onda uçakla gittim. Ama mesela atıyorum yani yine işte bayram annemi görmeye hafta sonundan daha uzun bir süre için İzmir'e gidecek olsam şeyle giderim. Dizelle giderim. Şeyle gitmem. Benim arabayla gitmem. Çünkü sen durmayı da sevmediğin için. Tabii yani. Öyle bir hikaye var. Şimdi iyi ki söyledim bunu. Süreyya'yla da aynı şeyi konuştuk. Şimdi yollarda durmaktan keyif alan insanlar vardı. Mesela bizim Süreyya öyle bir insandı. Benim çok yakın bir arkadaşım var Boysan. Buradan Bodrum'a tatile gidiyorlar ya da geçen bayram bize geldiler. Ya bize dedim İzmir'e geldiler. Doğuşta ben İzmir'deyken. İstanbul'dan yola çıkıp İzmir'e gelince kadar 7 kere durmuşlar. Oo, o da çok fazla abi. Yani bana göre mesela, çok fazla. Nerede durdunuz diyorum. Ya diyor yolda gidiyorduk diyor bir yerde diyor bir şey fabrikadan satış mağazası gördük diyor durduk diyor. Peki atıyorum bildiğiniz bir marka mı? Hani falan yok ilk kez gördük diyor durduk diyor. Şimdi bu kadar çok duran adam için hiç sorun değil. Elektrikli otomobilin kaç kilometre menziliyle gitti hiç sorun değil. Zaten duruyorsun çünkü. Ve şimdi 7 kere durduysan bir yerlerde mutlaka şarj istasyonu vardır yani. Zaten. Yani dışarıda. Tabii canım yani bize geldikleri zaman kaçta çıktınız dedim. Akşam saat 7 falan gibi geldiler İzmir'e. Hemen dedim İstanbul'dan saat 12-1 gibi çıktınız. Yo dedi sabah saat 8'de çıktık dedi mesela. 12 saat sürmüş geldi. 12 saatte herif İzmir'e geldi. Şimdi duruyorsan, çay içiyorsan ya da mesela bak Yıldıray bizim. O da hızlı giden bir adam ama bir sigara ve kahve içmek için mesela duruyor nereye giderse. Şimdi sen buradan İzmir'e giderken ben sigara da içmediğim için durmuyorum. Ben şunu istiyorum. Ben bizim evden, yani bizim evden benim oturduğum evden sabah saat 6'da doğuşla beraber yola çıktık. Öğlen oradasınız. 6'da uyandık özür diliyorum. 6'da uyandık. İzmir'e girişindeyken annem aradı. Kahvaltı yapıyoruz neredesiniz diye. Biz de tam İzmir gişelerden geçiyorduk saat 10.30'du. Ve çok hızlı gitmemiştik. Yani çok hızlı dediğim arabanın gücüne göre çok hızlı gitmemiştik. Şimdi yol 490 kilometre. Biz evden yarım saatte çıksak 4 saatte 490 kilometre. Demek ki saatte ortalama 120 ile 125 ile falan gibi bir şeyle gitmişiz gibi görünüyor. Ama benim bundan daha kısa da İzmir'e gitmişliğim var şeyde bu otoban yapıldıktan sonra. Ben durmak istemiyorum yolda. Mecburen bir kere benzin almak için duruyorsun. O da araban yola çıkışta full değilse. Araba fullse ona da İzmir'in içinde. İzmir'e girdikten sonra içeride bir benzinciden benzin alıyorsun. Şimdi benim İzmir yolculuğum kafamda böyleyken elektrikli otomobille yolda iki kere dur. İkisinde de 40'er dakika şarj et falan bana şey yapmıyor. İyi gelmiyor. Nereden baksan kafadan iki saat ölüyor zaten yani. Yok, orada. Bir de şey oluyorum. Rahatsız oluyorum. Niye İzmir'e gidiyoruz ki falan yapıyorum kendi kendime. Ne gerek vardı diyorum. Stres oluyorum yani öyle söyleyeyim. Şu trafikte bir insanın stres olması herkes için şey tabii, tehlikeli bir durum. Sıkıntılı. O yüzden bir daha Allah dedim ya gitmek zorunda bırakmasın beni elektrikli otomobil. Ya da 1000 kilometre menzilli arabaya gitmeyi nasip etsin. Bak bu da iyi. Ben 1000 kilometrelik arabayla buradan İzmir'e giderim. Ama tabii o hızlarda gittiğin zaman yine bitirirsin pili. Tabii. Onu da bitiririz. Elektrikli otomobildeki en büyük sorun hız yapmak zaten. Hız yapmadığın sürece pille ilgili de 80 ile gidiyorsan şehir içinde 80 ile 90 ile gidiyorsun. Ki ortalama ona bile değil. İstanbul'da 80 ile 90 ortalama da yakalayamıyorsun bile. Tabii. Benim şeyde ilk sattığım bir de yani
1'de. Ben onun şeyini hiç sıfırlamamıştım. Yol bilgisayarını sıfırlamamıştım. Ki biz o arabayla Bodrum'a, İzmir'e defalarca gittik, kampa gittik. Ben yurt dışına gittim o arabayla, biliyorsun. Yani uzun yol yapılmış haliyle ortalama 76 kilometreydi arabanın hızı. 60 bin kilometreye yakın bir kilometrede, 80 bindi o galiba. 80 bin kilometrede ortalama 76'ydı. 76 kilometreydi. Yani uzun yola falan gitmezsen şehir içinde 35-40 kilometre hız yapıyorsun. Yani ortalama 40'tır yani İstanbul içinde ortalama 40'a vurur trafik. Hele beraber. Benim gibi sabahları köprü trafiğine falan giren bir adam için 40 bile iyi. Biz köprü trafiğine 40'la gelebilsek ne isterim ki başka? 40'la buraya bir gelebilsen zaten 20 dakikada ofiste olursun artık. Böylece Cuma Raporu'nun 324. bölümünü tamamlamış oluyoruz. O kız tarafa gelip çocuğu hala istemedi. Evet, istemeleri gerekiyordu ama artık yarın. Önümüzdeki hafta 325. Cuma Raporu'nda da seninle birlikteyiz yine. Aydoğan çünkü önümüzdeki haftada balayında. Aynen. Tekrar söyleyelim, evinin söylediği gibi yarın Aydoğan'ın nikahındayız. Akşam saat 6.30'da Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yakın olan, müsait olan herkesi Aydoğan'ın mutluluğunu paylaşmak üzere bekleriz arkadaşlar. Önümüzdeki haftada Evren'le karşınızda oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. 120 kaçtı? 325. Yok kaç milyar dolar? Ha, 128 milyar. 128 milyar doların nerede olduğunu şey yapmayın, aklınızdan çıkarmayın. Sorun Dilruba'da bence suçsuz bir an önce şey yapılması lazım. Serbest bırakılması lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.